isim krizi hala gündemdeki yerini koruyor. Peki erkek olursa? Esef Eray. Seda Hanım, Esef olmaz. Esef Bey stüdyoya geldi ve adının konmasını istemediğini açık açık dile getirdi. Kız çırın. Yerine geç. Hele bakın belki gelen babamdır. İstemiyorum abi, istemiyorum. Havva Nur'sa inadından vazgeçmedi. Baba kız karşı karşıya geldi. İsmimi istemiyorum. Koyacağım. Ben istemiyorum. Koyacağım. Burada koyacağım. Dünya da duysa ismimi istemiyorum. Esef Bey kızına yüklenirken Murat dayanamayıp araya girince olanlar oldu. Benden habersiz nikahlayacak, kaçacak, hamile kalacak. Ben kızım evleniyor, öyle mi? Öyle mi? Düzgün konuş. O da benim bir eşim. Olabilir. Benim bir karım. Benim de kızım. Ben yetiştirdim onu. Murat'ın bu hareketinden sonra dünürlerin sesleri yükseldi. Kalk gidelim hadi. Ya. Kalk ya, kalk. Niye gideceğim? Benim oğlum abi. Konuşun. Konuşun. Var mı bir itirazın? Konuşun. O bana baba gibi davranmıyor. Bak sen abi bunu başından belli biliyordunuz. Uğraşmayaydınız o zaman. Esef Bey Murat'ın Havva Nur'u bırakıp gitmesi üzerine çılgına döndü. Al kızını koy git he. Heriflik bu mu? Bu mu heriflik? Ya çağır abi şunu. Abi ne yaptı şimdi? Peki bu kaosun içinden nasıl çıkılacak? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Aşk yaşıyorsa yasakları deler geçer. Mahkum ettiremez kimse beni aşktan sebep. Firar serbest ben de istemeyen çeker gider. Deler geçer. Mahkum ettiremez kimse beni aşktan sebep. Firar serbest ben de istemeyen çeker gider. Belki anlarsın hatanın ileride. Sen zaten hep yanındasın sabrın. Yanına kar kalıyor. Acele etme bu aşk gibi. Biraz zaman alıyor. Bilelim ve bana katlanalım.
yanına kar kalıyor. Çağlar'ın Fuat Özdolgun ve orkestra arkadaşlarım için alkışlar. Günaydın. Günümüz aydın olsun. İçimiz huzurla dolsun. Stüdyomuz neşeyle dolsun. Bugün güzel şeyler, neşeli şeyler konuşalım. Allah'ım sağlık versin hepimize. Bütün şifa bekleyenlere Rabbim şifasını versin inşallah. Evet, şifa demişken uzman eczacı Kazım Aykanat için alkış istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi. Sizi gördüm, daha iyi oldu. Çok iyi görünüyorsunuz maşallah. Maşallah. Hemen günümüzün konusu. Yine başladık ağız konuşmaya. Dikkat edin diyorum, yapışmayın diyorum. Yine yapışıyorlar, engelleyemiyoruz. Oysa ki grip salgını var. Kazım Bey, grip aşısının nasıl etkileri veya faydaları var? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü çok önemli bir uyarıyla başladı bu sene. Dedi ki 2 senedir uyuyan dev uyanacak. Grip biraz yoğun bir şekilde gelecek. Çünkü korona süreci biliyorsunuz hepimiz mesafeye dikkat ettik, hijyene dikkat ettik. Ondan sonra birazcık evlere kapandık falan. Çok da fazla yaşamadık. Grip maalesef bu sene biraz yoğun gelecek. O da şöyle, biz biraz böyle soğuk algınlığıyla ve nezleliği karıştırıyoruz. Böyle hafiften boğaza yanmalar, hafif öksürükler, azıcık ateş, hani 7 gün falan yatınca iyileşen türden nezle ve soğuk algınlığa çok karışıyor. Grip direkt ağız solunum yoluna etki eden bir virüs kaynaklı bir hastalıkla neden olan bir durum. O nedenle bu periyotta çok dikkatli olmamız gereken ve Dünya Sağlık Örgütü'nün çok yoğunlukla uyardığı bir hastalık olacak bu dönem maalesef. Ve bu haftalar içerisinde de görmeye başladık hastalarımıza. Ya dikkat edin, ağız ağza bayılıyoruz. Kimler grip aşısı olmalı? Özellikle kronik hastaların hemen hemen hepsi. Bağışıklık sistemi problemi olanlar. Özellikle 65 yaş üstü. Zaten bu konularda devletimiz bununla ilgili geri ödemesi var. Çok rahatlıkla karşılıyor. Ama herkes olması gerekiyor. Özellikle okula giden çocuklar, özellikle toplu taşımayı kullananlar. O mesafenin içerisinde ailesinde okulda giden çocuklar çünkü ana taşıyıcı hale geliyorlar. Onlar biraz daha kolay atlatıyor ama biraz yetişkinlerimiz biraz daha sıkıntılı atlatıyorlar. Dikkat maalesef etmek lazım. Evet. Çocuklar demişken çocuklardaki risk durumu nedir? Grip aşısını önerir misiniz? Grip aşısını zaten Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. Doğal olarak bakanlığımız öneriyor. Doğal olarak biz sağlıkçıları hepimiz öneriyoruz. Kronik hastalar, tekrar söylüyorum, 65 yaş üstü, astım, diyabet yani şeker hastaları, KOAH hastaları muhakkak olması gerekiyor. Bağışıklık sistemi problemi olanlar, böbrek, karaciğer hastalıkları olanlar muhakkak kullanacaklar. Ama herkes grip aşısının olmasını tavsiye ediyoruz. 6 aydan büyük çocuklar özellikle yapılabiliyor. 9 yaşının altındaki çocuklara 2 doz olarak yaptırıyoruz. Ama diğerleri yılda bir kez olması Ekim'le Mart ayı arasında muhakkak tavsiye ettiğimiz. Pandemi öncesi ve sonrasını kıyasladığımızda ne değişti? Gripin tehlikesi arttı mı? Arttı işte çünkü o yüzden Dünya Sağlık Örgütü özellikle bunu vurguladı. Biz ne yaptık 2 sene boyunca? Mesafemizi koruduk, maskemizi taktık. Okullara gitmedik, evlerimizde kaldık. Doğal olarak hapşırık yoluyla, nefes yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için toplu alanlar arttığı için ve bu maalesef hijyen ve bir parça maske kısmını da azalttığımız için artacak olan bir şey olduğundan dolayı dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Bir de 2 yıl, bu şöyle bir şey var. Grip birazcık böyle hafif geçirdiği yılların sonrasında yoğun geçirilen bir hastalık türü. Peki grip aşısının yan etkileri var mı? Güvenli mi? Güvenerek grip aşısı yaptırabilirler mi? Grip aşıları yıllardır güvenle yapılan aşılar. Tabii ki her ürün olduğu gibi yan etkileri var ama ne bunlar? Bilinen hani büyük bir yan etkisi yok ama yumurta alerjisi olanlar olmaması gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Onun haricinde de hani soğuk algınlığı, grip gibi bir durumu varsa, biraz hafif ateşi varsa olmaması gerekiyor. İyileştikten sonra olması gerekiyor. Yoksa onun haricinde bilinen hiçbir yan etkisi yok. Biliyorsunuz hamileler, çocuklar dahil olmak üzere kronik hastalıkların hepsinde kullandığımız, güvenli kullandığımız aşı türü. Kazım Bey, zannediyorum grip aşısı olmak istediğinizde bu tetkiklerden geçiyordur insanlar. Şöyle bunların hemen hepsini... Ben grip aşısı olmaya geldim, hadi çat vuruyorlar mı? Evet. Çünkü şöyle gripi isterseniz... Yumurta alerjisi var dediniz. Şöyle yumurta alerjisi soruluyor.
Bir de hasta mısınız diye soruluyor. Ha. Bu kadar. Ya, hasta mısınız diye soracağımız ateşine niye bakmıyoruz? Ateşine de bakabiliriz. Zaten sizin de ateşiniz olduğunu biliriz. Ya da bir kırgınlık hissedersiniz. O dönemde yapmıyoruz. Bir hafta sonrasında falan yaptırabiliyoruz. Peki Kazım Aykanat, grip aşısına nasıl erişebilirler? Nasıl bulacaklar? Grip aşısında en yakın sağlık danışmanı olan eczanemize çok rahatlıkla ulaşabilirler. Herkes istediği takdirde eczanesinden temin edebilir. Temin eder, eczacı vurabiliyor mu? Hayır, eczacılarımız maalesef bu yasal hakkı yok. Maalesef yok. İnşallah bakanlığımızla bu tarz çalışmalar yapıp eczanede olmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Evet, niye kaldırıldı ki? Yani çok ilginç. Yurt dışında aslında bu tarz uygulamalar var ve sertifikası olan eczaneler yurt dışında yapabiliyor. Evet. Biz de Türkiye'de yapılması için uğraşıyoruz. İnşallah bu ne da güzeldi, bu programda vesile olur. Yapmıyorlar. Evet. 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 Peki Kazım Bey, ne zaman grip aşısı yaptırmalıyız? Covid aşısıyla beraber uygulanabilir mi? Şöyle, biz özellikle Ekim ve Mart ayında solunum yolları hastalıkları dönemi deriz. Ekim ve Mart ayı içerisinde muhakkak olunmasını istiyoruz. Koronavirüs aşısıyla aynı anda yapılabilir prosedür de var. Ama biz genelde genel uygulamada bir hafta arayla yapıyoruz. Aynı gün yapılmak zorundaysa da farklı kollara uygulattırıyoruz. Ha. Peki... grip aşısı kaç doz uygulanmalı? Grip aşısı tek doz uygulanıyor. Sadece 9 yaş altındaki çocuklarda ilk defa olacakları vakit bir arayla 2 doz olarak yapılıyor. Şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olanlar grip aşısı yaptırabilir mi? Muhakkak yaptırmalı. Çünkü onlarda alt solunum yolu enfeksiyonu, yani zatüre, bronşit gibi hastalıklar daha yaygın bir şekilde görülüyor. Bağışıklık sistemi düşüklüğü muhakkak yapılmasını öneriyoruz ve devletimiz de bunu karşılıyor zaten. Hamileler ya da emzirenler? Yaptırıyoruz, özellikle öneriyoruz. Özellikle öneriyoruz. Bu saydıklarım. Evet. Mevsimi var mı? Hangi aylarda öneriyorsunuz Kazım Bey? Ya dediğim gibi Ekim ayında başlar, Eylül'ün sonunda Ekim ayında başlar. Özellikle bu dönem Kasım ayı, Aralık ayı daha yoğun geçireceğimiz dönemler Mart'a kadar. Bu dönemlerde özellikle olunmasını bekliyoruz. Herkesin de yaptırmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Ne kadar koruma süresi, ne kadar grip aşısı, ne olduk, bizi ne kadar koruyacak? Her sene Dünya Sağlık Örgütü. Senede bir. Senede bir kez. Senede bir kez yaptırıyoruz. Alerjik yapısı olanları söyledik. Tabii. Dikkat etsinler dedik. Etsinler. Zaten o da çok basit. Yumurta alerjisi. Bu kadar. Peki grip aşısı yaptıranlarda grip belirtileri olmaz mı? Bu belirti göstermez mi? Çok hafif olabilir. Daha hafif geçirirler. Alt solunum yolu enfeksiyonunda daha az olurlar. Covid aşısı gibi. Covid yani. Aşısı gibi. Aynen. Aslında hepimiz bunun uzmanı olduk. Covid'den dolayı bilmediğimiz şey kalmadı. Bu bunun birazcık farklı bir versiyonu. Aslında çok yıllardır yaygınlıkla yapılan bir şeydi ama 2 senedir unuttuk. Bu sene o yüzden Dünya Sağlık Örgütü sürekli altını çize çize bakanlığımızla birlikte vurguluyorlar. Lütfen grip aşısı olunuz, lütfen grip aşısı olunuz diye. Kimler yapmamalı? Kimler yapmalı dedik ama kimler yaptırmamalı? Kimler yaptırmamalı dedim. Alerjisi olanlar yine aynı şekilde. 0-6 ay çocuklara kesinlikle yaptırmıyoruz. Onların biraz daha büyümesini bekliyoruz. Eğer daha önce olmuş ve aşıyla ilgili bir reaksiyon yaşadıysa onların olmaması gerekiyor. Onun haricinde bildiğimiz herhangi bir şey yok. Çünkü inaktif bir aşı bu. Hani artık aktif, inaktif aşılara da çok hakim olduk ya. İnaktif aşı güvenilir bir aşı. Yani etkisi neredeyse yok derece kadar az olan bir aşı. Sadece nadiren söyleyeyim, kol bölgesinde böyle bir ben buradayım dedirtebiliyor. Bir parça kızı. Covid de öyleydi. Onu birazcık daha yoğun hissettik. Bu daha hafif bir şey. Bu kadar hissetmedik. Peki bağışıklığı düşük olanlar grip aşısı yaptırabilir mi? Bağışıklığı düşük olanlar tabii ki grip aşısını özellikle yaptırması gerekiyor. Tabii burada önemli olan bir şey var. Böyle güzel ortamlara gelebilirler, müzik dinleyebilirler, bir parça beslenmesine dikkat edebilirler, bir parça yaşantılarına dikkat edebilirler, spor yapabilirler ama grip aşısı yaptırmaları da çok önemli. Yine de temas dikkat etmeli. Evet, Kazım Aykanat'a, uzman eczacı Kazım Aykanat'a Emel soru soracak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size zatürre aşısını da sormak istiyorum. Şimdi grip aşısı olduktan sonra mutlak zatürre aşısı da olmamız gerekiyor mu? Grip aşısıyla zatürre aşısı çok farklı ama zatürre aşısı zaten olunmasını özellikle bu korona döneminde gördük. Olunmasını istiyoruz. Yine kronik 65 yaş üstü muhakkak, kronik hastalar muhakkak. Onda da 2 ayrı suç var, 2 ayrı aşı türü var. Bir tanesi hayat boyu dediğimiz dediğimiz 5 yılda bir olan iki suçun da belli aralıklarla yapılmasını tavsiye ediyoruz. Safiyeciğim. Hoş geldiniz Doktor Bey. Alerjisi olanlar bilmeden bu aşı yaptırırsa reaksiyonları nedir?
Ya şöyle, alerjisi olanlar dediğim gibi bu aşı çok eskiden beri yapılan bir aşı. Eğer protein alerjisi, yani yumurta alerjisi varsa anafilaktik bir şey yaşayabilir. O yüzden zaten alerjiniz var mı diye sorulur. Açıkçası ben ya literatürde falan çok görmedim de. Hani bunu söylüyoruz ama gördüğümüz de bir şey değil. Çok uzun yıllardır da yaparız. Başımıza da gelen bir şeydi. Türkiye'de çok öyle bir vakada okumadım. Çok da başımıza gelmedi. Günaydın hocam, günaydın. Hoş geldiniz. Hocam ben iki aşısı yaptırmak istiyorum. Aralığı ne kadar olmalı? Aynı gün yapılabiliyor. Herhangi bir problem yok. Ama biz genelde bir hafta arayla yapılmasını tercih ediyoruz. Bir hafta arayla. Evet. Teşekkür ederim. Yani ne çok güzel mersin. Sorular soruyorsunuz. Maşallah. Uzman olduk. Allah'a ya. Korona hepimizin. Teşekkürler. Söyle hayatım. Hoş geldin hoş hocam. Bulduk. Ben şeyi merak ediyorum. Birinden duydum da Seda Hanım. Grip aşısı yaptırdıktan sonra genç biriydi bu. Kalp krizi geçirdi. Böyle bir neden olabilir mi? Benim bildiğim, literatürde gördüm, hiç böyle bir vaka yok. Başka bir şey olmuştur. Kulaktan kulağa herkes her şeyi konuşuyor Seda Hanım. Evet. Grip aşısında bunu yaşamadık yani, o net söyleyeyim. Bilgi kirliliği. Evet Sultancığım. Hoş geldiniz hocam. Benim de bazı ilaçlara karşı alerjim var. Yaptırsam bir şey olur mu? Özellikle alerjik problemi olanlara da yaptırın diyoruz. Sadece tekrar söylüyorum. Yumurta alerjisi olanlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ya da daha önce grip aşısı olduysanız bir problem, olmadı. Reaksiyon yaşadıysanız. Hiç olmadım ama bazı ilaçlara alerjim var. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yılmaz abi. Hocam hoş geldiniz. Ben 65 yaşındayım. Devlet benim bu aşımı hiçbir rahatsızlığım yok. Korunmak için devletin bu aşıyı karşılar mı? Evet karşılar. 65 yaş, 65 ve üstünü karşılıyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Yılmaz abi sana her şey bedava. Allah razı olsun. Yürü abi. Hiçbir şey olmaz. Kronik hastalıkları olanlara, 65 yaş üstüne, diyabet hastalarına, astım, KOAH hastalarına, kanser hastalarına muhakkak hem tavsiye ediyor, olunmasını teşvik ediyor bakanlığımız. Aynı zamanda karşılıyor. Sağ olun hocam. Sevgili Kazım Aykanat, tekrar sizi can kulağıyla dinliyorlar şu an. Neden grip aşısı olmalıyız? Çünkü grip çok önemli bir hastalık. Yoğun bir ateşle birlikte az solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. Az solunum yolu enfeksiyonu yaşamamak için bir korunmak maksadıyla grip aşısında olmamız gerekiyor. Peki kim buradan biri soru soracak? Melahat kim var? Burcu? Bir de ilginç bir şey var. Dünyada 1 milyar insan grip oluyor. 300 milyon yakın insan hastaneye ağır geçiriyor. Bunun 30-40 bini hastaneye yatıyor. Maalesef 3000'i de vefat ediyor. Ya bir kez daha söylüyorum. Şu yapış yapış halinizden bir vazgeçin. Gripim diyorum, olsun diyorlar. Grip çünkü şiddetli bir şey. Yani gripim çok korkutma. Böyle gripim güzel olsun. Bir başlangıçta korkutucu şeyler çok konuşmuyoruz ama grip soğuk algınlığı ya da nezle gibi değil. Maalesef ölüme neden olabilecek alt Allah reaksiyonlar neden olabilir. Bırakın şu yapışmayı. Efendim hatuncuğum. Doktorum ben, hoş geldiniz bu arada. Hem kalp hem şeker hastasıyım. 65 yaş tam üzeri. Tam sizi tarif ediyor. Evet. Bakanımız tam sizi tarif ediyor. Ben şimdi doğrudan sağlık ocağına gidip hemen yaptırabilir miyim yazdırıyorsunuz, bu aşıyı? Randevu almam mı gerekiyor? Yazdırıyorsunuz. Eczanelerimizden temin edip tekrar aile hekimliğinde oluyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim. Evet hayatım. Sağ olun. Ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi ülkemizde herkes aşı yaptıramıyor. Kırsal kesimler var, ulaşamayanlar var. Mesela ben aşı yaptırmadım, gribe yakalandım. Özellikle soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için soruyorum. Ne yapabiliriz? Bize ne önerirsiniz? İlk önce en basit şey. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Yediğinizde, içtiğinizde, yani bağışıklık sisteminizi koruyacaksınız. Yaptığınız şey böyle enerjik alanlarda olacaksınız. Neşenizi artıracaksınız. Kucaklaşacaksınız. Sevgi dolu yaşayacaksınız. Bunlar en büyük bağışıklık sistemi koruyucuları. Onun haricinde takviye edici ürünler var. Çok rahatlıkla onları kullanabilirsiniz. Bitkisel olarak bir şey kullanabilir miyiz? Tabii ki. Hani dağ bölgesinde olan... Çok ürünler var. İnsanlarımız genelde kekik falan kullanıyorlar. Kekik faydası var mıdır? Papatya çayının faydası var mıdır? Vardır. Ama şöyle, ne olur hepinizin bir tane eczacınız olsun. Ailenizin de eczacısı sizi en güzel bir şekilde bu konuda danışmanlığınızı yapacaktır. Hiçbir ücret de almayacaktır. Çünkü ailenizin bir parçası. Aslında Seda Hanım böyle bir şey başlatsa, köy muhtarları böyle bir eczane yapsa köylere. Her köyde eczane yoktur hocam mesela. Sağlık ocakları var sağlık ama. Sağlık ocakları var. Zaten olmayan mezralar var sağlık hocam. Sağlık ocakları evet. Temin eder. Sağlık ocağı artık her yerde var. Bir de zorlanan birisi var. Varsa bizler de yardımcı oluyoruz. Yani gerçekten ulaşamadığımız neredeyse yerler yok. Çok teşekkür her ederim yardıma hocam. Açıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim hayatım. Bu konuda tekrar vermek istediğiniz bir mesaj var mı son olarak?
özellikle hijyene dikkat edelim, mesafemize dikkat edelim. Mesafe, ne olur mesafemize dikkat edelim. Hasta olanlar ne olursunuz evimizde biraz istirahat edip başkalarına geçirmeyelim. En önemli şey bu. Önemli. Sonrasında da lütfen grip aşısı olun. Evet. Uzman eczacı Kazım Aykanat. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İsim krizi hala gündemdeki yerini koruyor. Peki erkek olursa? Esef Eray. Seda Hanım, Esef olmaz. Esef Bey stüdyoya geldi ve adının konmasını istemediğini açık açık dile getirdi. Geç yerine. Yerine geç. Hele bakın belki gelen babamdır. İstemiyorum abi, istemiyorum. Havva Nursa inadından vazgeçmedi. Baba kız karşı karşıya geldi. İsmimi istemiyorum. Koyacağım. Ben istemiyorum. Koyacağım. Burada koyacağım. Dünya da duysa ismimi istemiyorum. Esef Bey kızına yüklenirken Murat dayanamayıp araya girince olanlar oldu. Ya benden habersiz nikah kıyacak, kaçacak, hamile kalacak. Ben kızım evleniyor, öyle mi? Öyle mi? Düzgün konuş. O da benim bir eşim. Olabilir. Benim bir karım. Benim de kızım, ben yetiştirdim onu. Murat'ın bu hareketinden sonra dünürlerin sesleri yükseldi. Kalk gidelim hadi. Ya. Kalk ya kalk. Niye gideceğim? Benim oğlum abi, konuşun. Konuşsun. Konuşsun. O bana baba gibi davranmıyor. Bak sen abi bunu başından belli biliyordunuz. Uğraşmayaydınız o zaman. Esef Bey Murat'ın Havva Nur'u bırakıp gitmesi üzerine çılgına döndü. Al kızını koy git ha. Heriflik bu mu? Bu mu heriflik? Ya çağır abi şunu. Abi ne yaptı şimdi? Peki bu kaosun içinden nasıl çıkılacak? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, herkes burada. Kemal Bey burada, hoş geldin Kemal Bey. Nuriye Hanımcığım burada, hoş geldin hayatım. Ali Bey burada, Melisa ve Muhammed için yine buraya geldi. Çünkü evliliklerine onay vermiyor. Onlar nişan tarihini vermiş olmasına rağmen Ali Bey diyor ki bu evliliğe de bu nişana da bizim ailece onayımız yok diyor. Nazlı Hanımcığım burada. Hoş geldin hayatım. Tamam Hanım burada. Tamam Hanım hoş geldin. Herkes burada. Havva Nur ve Murat'la ilgili dün yine enteresan şeyler oldu. Stüdyonun içerisinde Esef Bey'in son anda stüdyoya gelmesi ortalığı karıştırdı. Bir hatırlayalım. Kapı açılsın. Kız yerine. Yerine geç. Yerine geç. Yerine geç. Yerine geç. Hele bakın belki gelen babamdır. Aylar günler geçti. Hasretim zatı yola bakın belki gelen babamdır. Esef Bey yarın bir gün Havva Nur yavrusunu alsa, kapınıza gelse ziyarete almayacak mısınız? Alma. Alırsın. Alma. Yalan söylüyorsun burada. Babamın yalan ismimi değil. Koyacağımdan benim ismimi kesinlikle istemiyorum bak. Koyacağım. Burada koyacağım. Dünya da duysa ben senin çocuğuna ben senin ismimi istemiyorum. Koyacağım. Koyabilirsin ama ben istemiyorum. Hazırlanıyorsun. Ya neyi hazırlanıyor? İstemiyorum abi, istemiyorum. Ben senin çocuğuna ismimi istemiyorum. Bu kadar. Seviyor seni kızım. Ya seviyor olabilir, ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum.
Ben size şu stüdyoda söylüyorum, Allah affetse yine affetme. Bakın size söylüyorum ben. Benim oğlum oğlu olsa Kemal değil Esef olur. Benim kızımla senin kızın bir değil çünkü yani. Ya senin ne alaka? Çok saygısız, benim kızım saygılı. Senin kızın çok mu saygılı? Şimdi karıştırma oraları. Doğum Karaman'da olursa Sevim Hanım görmeye gelir mi? Gel. Adam bir tane gelinin doğumuna gelmedi ki. Çağrılmıyor, yere niye ya gidecek? Ne çağrılmayacak? Bellemişsin çağırma. Şey, davetiye bastıracaktı o halde o kız. Doğumla çağırılmaz, doğumla çağırılmaz kimse, tamam mı? Sakin ol, bağırmayla da kimseye korkutamam. Yani, olur. Sakin ol. Sakin korkmam olur. Ben senden. Ben de senden korkmam. Beni çağırmadılar ama benim çocuğum orada. Giderim ben, niye gitmeyeyim? Nereden haberiniz oldu da benim çocuğum işte nereye giderse gitsin ben giderim. Ben Ahmet için falan değil. He, şeyi söylüyor. Ya bir şekilde doğum yaptığından haberiniz oldu diyor. Ya mutlaka canım, onların haberi var. Olmaz olur mu? Esef Bey'in haberi yok mu? Esef Bey, Gizem'in doğumundan haberin yok muydu? Vardı abi, iki gün Ahmet hastanedeydi. Yani... Esef Bey, siz niye gitmediniz? Oğlunuzun çocuğu. Ben çalışıyordum. Sevim Hanım niye gitmedi? Bilmiyorum. Bir sarılsın kızın ya. Sarılmaz. Sarılsın be. Esef Bey, bir sarılsın, doğuma gidecek. Gitsin. Çok seviyor seni. Bu mu? Vallahi çok seviyor. Konuşuyoruz ki araları düzgün olsun diye ama yani Sevim Hanım da evladı haliyle arayacak Seda Hanım. Yazacak tabii ya. Tabii ki arayacak. Ya yazsın, ben ilgilenirim. Evlat ya, sen ne diyorsun? Evet, taşımış ya, onu büyütmüş. Esef Bey niye gittin? Ben öyle gitsin, gurur duyarak giderdim o düğüne. Niye gitmedin? Evleniyor kızın. Ha, benden habersiz nikah kıyacak, kaçacak, hamile kalacak. Ben kızım evleniyor öyle mi? Bu mu yani? Biraz düzgün olur. Sana mı soracağım ya? Biraz düzgün olur. Ben senden mi ders alacağım? Ya biraz. Ben Murat, kimseden biraz ders almam. Biraz. Seni ilgilendirmez. Sana konuşmuyorum ben. Ama düzgün konuş. O da benim bir eşim. Olabilir. Benim karım. Karım. Olabilir. Biraz benim de kızım. Konuş. Ben yetiştirdim onu. Düzgün konuş. Sus. Ya konuşmasam ne olacak arkadaş? Sus. Düzgün konuş. Ya el kol hareketi yapma bana. Susuyorum, susuyorum. Susma, sus, konuş hadi. Burak, ortadan bak, karşındayım. Arkamdan sanki konuşma bana. Yüzüme konuş. Niye karıştırıp duruyorsun? Niye karıştırmayacağım kız? Niye? Sebep ne? Niye karıştıracağız? Sebep neymiş? Ne bağırıyor? Sizin oğlunuz şey mi? Kız. Muratçım, Murat. Terbiyesizlik yapma. Bir dakika, konuştun kendine. Terbiyesizlik yaptın, ben olacağımız. Senin oğlunda ben cennet yer. Ben sana konuşmuyorum. Ben ona konuşuyorum. Benim oğlum abi, konuşun. Konuşsun. Var mı bir itiraz? Konuşun. Var mı söyledi? Bak bunu gidelim hadi. Vallahi kurban olayım. Ya niye gideceğiz? Ya bak, kalk gidelim hadi. Ya. Kalk ya, kalk. Niye gideceğiz? Ya ne babası ya? Baba. Kimin babasıyım ben? Ya ya. Onun oğlu da aynı sana konuşuyor. Kalk tamam, kalk. Çek, çek ya. Ne sakin olacağım abi ya. Kalk çık, çek. Tamam. Ben o kadar hakaret duydum. Sana kimse hakaret etmez. Ya nasıl itmiyor? Duymuyor musun sen ya? O bana baba gibi davranmıyor. Bak sen abi bunu bunlar başından belli biliyordunuz. Uğraşmayacağımız o zaman. Bu mu evlilik işte? Bu mu? Ya hadi bu, koy bu, git hadi. Bu, madem nikah kıydın. Al işte arkasında durduğun adam kız. Niye durmuyor yanında? Adam gibi şu çocuğun elinden tutup da otur kız şuraya. İşte ev, otur, tamam bitti. Evlilik budur Kemal abi. Abi sen çağırıyorsun. Bak orada, burada yanlış. Ben çağırmıyorum. Bak. Çağırdın bak mı kız sana? Bak abi. Tamam boşansın bugün, gelsin ev o zaman. Havanur, bak burada nasıl davranıyor biliyor musunuz ablalar? Yemiyor, burada yediriyor. Bak. Ha, bunun karşılığı bu mu? Al kızını koy git, he? Ya çağır abi, çağır. Al kalk gidelim baba diyor. Ya ne demek bu Kemal abi? Kim bırakıyor ya? Adam öyle diyor abi. Ya bırak Allah aşkına ya. Demedim abi. Ya bırak Allah aşkına. Demedim abi. Bir dakika. Dedi mi demedim? Al kızını götür diye. Sen bunu 30 defa söyledin. Neyi? Bırak gel, bırak gel, bırak gel diye. Demedin mi?
Ya ben nikah kıymadan dedim abi. Benim affet aramı kız. Ferişler gelse bulamaz. O çocukla bulamaz benim aramı. Dün yine istemediğimiz konuşmalar oldu. Hakaretler havada uçuştu. Hiç istemediğimiz, hiç duymak istemediğimiz şeyler bunlar. Ne kadar arayı düzeltmek istiyorsak o kadar kötüye doğru gidiyor. Aslında aralarında kötü bir şey de yok. Kemal Bey ile Esef Bey gayet de güzel konuşabilen iki adam. Ben hayranım ikisine de. Konuşabiliyorlar. Konuşabilmek çok önemli. Ve birbirlerini dinliyorlar. Üstelik de birbirlerine hak veriyorlar. En son varılan nokta şuydu. Çocukların saygısızlığı. Biz de bu konuda hak verdik. Büyükler konuşuyor. Sizin tavırlarınız yanlıştı. Yanlış. Birazdan bir şey göstereceğim Sedat'la. Murat ne kadar sabrediyor anlarsınız yani. Göster. Telefonum yanımda. Göster. Mesajlar var. Göster. Şimdi birazdan göstereceğim. Peki. Elinden geleni ardına koyma. İşte Esef Bey de Sevim Hanım da bu konuşmaları duyuyorlar ve görüyorlar. Bu yüzden bu işin olmayacağını, bu işin yürümeyeceğini söylüyorlar. Kemal Bey ikisini de 50 kere tembih etti. Saygılı olun, saygılı olun, yapmayın. Siz dışarıda böyle değilsiniz. Buraya gelince size ne oluyor dedi. Dün öyle dedin. Esef Bey de dedi. Siz burada oynuyor musunuz dedi dün. Esef Bey dün öyle demedi mi? Siz dedi burada oynuyor musunuz dedi o zaman. Kemal Bey'in söylediklerine bakarsak burada oynuyorsunuz dedi. Siz hakikaten sizin buraya gelince içinize bir şey mi kaçıyor ya? Yok. Senin benim baban demedi mi oğlum? Havva Nur yemez, Murat'a yedirir dedi. Esef Bey'in yanında. Ben o zaman da Esef Bey dedi ki siz burada mı oynuyorsunuz dedi. Kapı açılsın. Hoş geldin Esef Bey. Hava Nur, bir hamle daha yap. Belki bugün verecek elini. Kız kalk, baban geldi. Kız kalk eline, ben olsam eline, ayağına yapışırım. Babam geldi ya. Eline ayağına babamın ya. Babam geldi ya. Bir gün vermez elini, iki gün vermez. Üçüncü gün verir. O benim babam, atam. Oh, sonunda sarıldın. Sarıldı da affettiğim şey değildir yani. Olsun, sarıldın ya. O da bize yeter. Sarıldın ya, o çok istiyordu sana sarılmak çünkü. Evlatlarınıza kızsanız da ki Esef Bey'den zaman zaman bunu telefona bağlandığında da duydum. Ne olursa olsun çocuğuma bizim kapımız açık. Başka türlü bir kendince davası var o ayrı. Sevdiğinizi gösterin ne olur. Çocuklarınız kendini yalnız hissetmesin. Onlara sevdiğinizi gösterin. Sevginizi gösterin ki ben annemin babamın yanına gidersem beni kabul etmez diye gidip de başka hatalar yapmasın Allah korusun. Hastaneden geliyor bu arada Esef Bey. Dün de buraya sağ olsun aslında hastane için geldi. Doktor için geldi. Rahatsızlığı var belinden. Kırmadı Aydoğan abimizi de yayına katıldı. Bugün de rica ettik burada ol ortayı bulalım. Şimdi dün en son Esef Bey de Kemal Bey de çocukların saygısızlığından bahsetti. Kemal Bey'in de Esef Bey'in de arasında ses bile yükselse saygıyı aşmıyorlar.
Gayet güzel konuşuyorlar, konuşabiliyorlar. Kemal Bey buraya geldiğinden beri dedi ki bizim aslında aramızda sorun olsa da biz hiçbir zaman böyle o sokaklara taşan şeyler yaşamadık dedi. Yani biz kanlı bıçaklı bilmem ne böyle şeyler yaşamadık dediniz geldiğinizden beri. Evet, hiçbir zaman kötü bir şey söylemediniz. Şu anda da aynı. Şu anda da aynı. Evet. Bizim ama çocuklarımız diyorsunuz. Ama bize karşı da saygısız. Evet. Nuriye Hanım. Kendilerine de aynı saygısızlık var. Bize karşı da saygısızlığı var. Ha bunların saygısızlığı ne oluyor? Dışarıya yansıyor. Yani bunlar ha ve artı ve artı sağdan soldan gelen telefonlar olsun, mesajlar olsun ne yapıyor? Bunları birbirine bu şekilde düşürüyor. Aslında hiç sağ solu kabul etmeseler, sağın solun lafını dinlemeseler hiçbir şey yok. Ya şuradan birisi bunu demiş, vay sen şunu dedin. Bununki bir şöyle demiş, vay şu şöyle demiş. Esef Bey şöyle demiş, Kemal Bey böyle demiş. Murat şunu demiş, Havanur bunu demiş. Yani gerek yok sağdan yani bu ikisi. Sağdan soldan gel. Şu bana bu da ne yapıyor? Mesaj. Bunların psikolojisini bozuyor. Şu da anneme yazılan mesaj. Bunu Havanur'a Sevim Hanım mı? Yok, ablası Büşra. O şekilde mesaj geldi. Dün. Burada çok küfür var. Konuştu yani, mu? İşte o yüzden yani şimdi ben... Bunu ha, SFP'ye okutayım ben. Ha bunu yok, ne oluyor? Bak, bu mesaj ne yapıyor? Bunlar psikolojisini yani, bozuyor. Yok, ben bunu nasıl mesajı okuyayım canlı yayında ya? Yani. Şuradan, bunu Büşra mı yazdı? Şuradan başlamış. Yani Murat'ın şunu söylemek istediği şu. Diyor ki ben hep böyle mesajlara maruz kalıyorum. Ondan sonra saygısızlıkla suçlanan benim. Yani benim de bir onurum var. Artık evlendik. Şu işe bir son verilsin diyor. Bunları Büşra yazmış. Yani ben de diyorum buna değer mi? Bu yakışır mı? Ha bu ne yapıyor bu? Bunlar bu sefer bunların arasını bozuyor. Bayağı hakaret şimdi, içerikli. Ama, çok okuyamayacağım. Felaket hakaret ama. Ben hiçbir zaman Havanur'a bu tarz kelimeleri hiç ailemden bir tanesi de ne annem, ne babam, ne kız kardeşlerim. Hiç kimse yazamaz. Yazdırmam. Ama benim sadece yani kaldıramadığım, kızdığım konu ben Havanur'a kızarım. Suçu da Havanur'a bulurum burada. Niye? Sen eşine bu kelimeleri kullandırabiliyorsan bu evlilik nasıl devam edecek? Senin ortalığa herkese yaymazsan iyi olur. Bu nasıl devam edecek? Ama Havanur mu diyor böyle mesaj atın yani diye. Buradan Büşra'ya da söyleyeyim yani. Bu yakışır bir kelime mi? Şimdi yok önemli değil. Ben Esif abi de söyleyeyim. Esif abi şimdi yazılan mesajı gördün mesela. Gördün. Yakışır bir kelime mi abi? Cahillik. Başka bir şey yok. Güzel. Güzel. Cahillik abi başka bir şey değil ya. Ne diyeyim yani ben şimdi? Ha şimdi tamam. Bu adam ne desin? Ben buradayım gözünüzün önünde. Ben evvelsi gün geldim. Evet. Ben mi yazdırdım? Ya da burada, yazsa bile kızarım yani. Ha burada SFP değil. Burada az önce dedi ya. Burada o mesaja Havanur cevap vermesi lazım. Bir de evli olduğu için evet. Bu adam bak, şimdi karışamaz yani. Ha başındaki ben kocası. Karışırım. Ben bak ya, geçen karışırsın. Ben karışırım. Evli de olsa ben o kızıma karışırım. Ya. Ben haddini bilmesi gerektiği yerde haddini bildiririm. Evet. Kocası da olsun. Mutlaka baba ben de aynısını yaparım. Ben efendim kızım damadım tatsızlık çıkaracak efendim. Gel kızım böyle iş olmaz. Otur oturduğun yerde. Ben de tartışırım sen de tartışın öbürü de tartışır. Mutlaka. Bu ev geçim böyle sürer benim bildiğim. Mutlaka. Yok efendim aman benim kızım ekmeğim sana yeter. Gel desem o kız bir günde gelir. O evlilikte sürmez. Ki hiç, öyle babalar da çok yani. Hiç Allah'ım kimseyi çıktığı kapıya muhtaç etmesin. Amin. Amin. Biz bunu biliriz, bunu söyleriz. Aha, benim kızım bu adamın elinde. Bu adama gitti. Söylesin, bir günde bir gün bağlansın gizem. Babam da şunu söyledi, annem de bunu söyledi. Desen gelir mi abi?
Gel kızım benim ekmeğim sana yeter desen gelir mi? İki gün sabreder, üçüncü gün yeter bittidir gidilir. Ha. Yüz verirsen öyle olur benim bildiğim. Benim öbür büyük kızım 14 senedir kayın ve kayınpederinin yanında kalır. 14 senedir bir evdeler. Benim evimde gece saat 1'e kadar oturacak. Damat bakar şöyle, hadi Ayşe babam oğlamadan gidelim gece 1'de. Budur bazen yasına, yok. Gitsinler, sabah erken gelsinler. Arabası var, evleri var. Gidecekler abi. Gidecek, evinde yatacak. Peki, peki siz Esef Bey'de, Kemal Bey sen de bunu başından beri söylüyorsunuz. Örnek mesajlar veriyorsunuz. Neden Murat'la Havva Nur bunu başaramıyor? Nedir bu? Bunlar işte. Bu gelen mesajlar. Bana mesaj geldi mi telefonu alıyor, okuyor, herkese yayıyor. Ama sen de ona cevap vermelisin bir daha. Ben artık evlendim ya. Böyle bir şey yazman hoş değil. Bak benim kocam bu mesajları okuyor. Beni zor durumda bırakıyorsun demen lazım. Çünkü burada Türkiye de biliyor. Burada abilerimiz herkes de biliyor. Havanur sana söylüyorum. Murat'la ikinizin bu nedirsiniz bu telefondaki itibadı. Sana geleni o görüyor, ona geleni sen görüyorsun. Doğru mu? Normal, okuyabilir. Ya, onlar karı kocalar. Hiçbir zaman saklamadığımız evlilikte sır olmaz, olmamalı. Şimdi, ama... Ya, karşı taraf seni zor durumda bırakacak. Kocanı aşağı çekecek mesajlar atıyorsa onu ikaz edeceksin. O artık kabul etseniz de etmeseniz de sevseniz de sevmeseniz de benim kocam ve doğacak çocuğumun Allah nasip kısmet ederse babası. Rica et biraz de ki ya, yapmayın yazmayın okuyor. Günah. Ondan sonra bu çocuk buraya çıkıyor. Bu niye delirdi diyoruz. Benim gözlerimle dalga geçiyorlar. Anadan doğmaya... Doğma benim gözüm görmüyor. Niye yalan söyleyeyim mi? Kimse benim kız kardeşlerimle. Ya ben doldum. Ben şu andayım. Vallahi doldum Seda abla. Benim gözüm görmüyorsa görmeyebilir. Kimse görmeyebilir abi. Benim gözüm görmüyorsa Allah vergisi ya. Allah'ım onu... Bak bir dert veriyor. Sürümdür. Bak. Ben çok mu istiyorum ben? Gözle bir şey benim olabilir. Gözlerimin görmesini. Herkes de olabilir şimdi, olabilir. Bir Allah'ın kulu kimse, kim olursa olsun kimseyle dalga geçemez. Bu yönünle mi dalga geçiyorlar? Murat bunu yeni duydum daha. Yok abla başından beri. Bunu kullanan Sevim abla, Büşra. Canlı yayındaki yazılanlar gözüne görülmüyor herhalde. Hayır, ben sizin aileden gelenleri diyorum. Ya her şeyimle dalga geçiyorlar. Yazık günah ya. Ya ben kalkıp da kimseye bir şey demiyorum. Ya benim uğracılarım, ya benim neyim var ya? Ben kime ne yap? Kimin tavuğuna kış dedim ya? O terbiyesizlik abi. Ben Allah'ım, ne yaptım ya, ne yaptım? İsim vermem, kimseye bir şey demem. Kim derse diyorum, kim? Ben istersen ben oluyor. Bir insanın bir eksiğiyle dalga geçiyorsam, bir insana hakaret ediyorsam Allah... Ya mukabele bir Rabbim, tövbe tövbe. Allah'ım bulunmadık bir söyleme, dert versin. Sürüm sürüm sürünsün abi. Söylemeyin ha. Öyle şeyler yine yok. De. Ama o bana söylerse ben de ona söylerim. Kim ise. Kim ise. İstersen ben olayım bak. Yaradan yazık ya duyuyor kız bunları. Akşam ağladı ya yazık okuma. Ya. Benim kız kardeşim ya. Gizem ya yazık ağladı akşam ya. Neden? Bu mesajı gördükten sonra. Anneme atılan mesajı gördükten sonra. Annene de mi atıldı? Hayırdır ya, kim onlar diyor ya. Aa, bağlansın ha bak hazır bekliyor. Vallahi bak bekliyor, bağlansın. Neyse, şey sakinleşin rica ediyorum. Esef Bey de buradayken bak adam rahatsız. O halde rica ettik. Ortam biraz yumuşasın. Hayır, size diye. Gelen mesajın Gizem'de ne işi var, anasında ne işi var? Bana gelen mesaj bende kalır. Çok güzel, teşekkür ederim. Bunlar her şeyi ortada yaşıyorlar. Bunlar her şeyi herkese... Bak bana bunu yaptı, bak bana şunu dedi. Ortalık ayağa kalkar. Bu sizin ikinizin arasında. Ondan sonra... Ben söylerim abi. Ondan sonra Zunay'a veren bu zaten. Ben anneme söylerim ben. Hayır. Esef Bey dün çok güzel bir şey söyledin. Bu ekran başındaki insanların da dikkatini çekiyor. Kemal Bey dedi ya, Havva Nur Murat'ın lokmayı ağzına veriyor. Sen de dedin ki Esef Bey, o zaman burada oynuyor musunuz dedim. Doğru. İşte buyur. Bak böyleler. Dışarı çıktıkları an böyleler mi Kemal Bey? Ya bak ben yine diyorum bak. Ben burada şurada milyonların önünde bak babasının önünde de diyorum. Her zaman diyorum. Havva Nur'u ben burada hiçbir zaman şu şekilde yapmadım. Hep böyle yaptım. Ama Havva Nur beni ne yaptı? Hep yerin dibine vurdu.
Ama Esef Bey de eleştiriyor o tarafını. Evet. Yanlış yapıyorsun diyor. Ben Havanur'a konuşuyorum. Havanur'u ben hep yükseğe çıkardım. Bak bak dün yine aynısını söyledim ya. Havanur dedim yemedi, yedirtti dedim. Gözümün önünde yaptı dedim. Ama Havanur ne yaptı bana? Yerin dibine soktu. Alışmış olar. Ben de ne bu dedin yorumdan Nuriye Hanım? Yani. Alışmış artık. Ona hiçbir şey fayda etmiyor. Bu yani. Başka bir şey yok. Ben bu adama bir şey demiyorum. Ben bu adam... Bunlar olsa da olmasa da benim düngürüm bu ya. Efendim Sultan. Esef Bey teşekkür ederim. Güzel bir adım attın. Havanur sen de adımlarını artık ona göre at. Babam bak çok güzel bir şey yaptı. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim Seda Hanım. Havanur'a yüklendik burada mesaj üzerine ama... Mesajın içeriğini bilmiyorum ama dün Murat Havanur'a Esef Bey'e kızını al git dedi ya. O da abla olarak orada sinirlenip bir mesaj yazmış olabilir. Ben al git demedim. Dedin. Kuzan abla adam dedin, akıllarla. Hayır kızını al git dedin. Evet dedin. Kızını al git dedin. Ben buraya tartışmayayım diye çıktım hayır, gittim ben. Dedin. Hayır. Dedin. Ben burada kalsam büyüyecek olay. Kesinlikle kızını dedin. Al git dedin Esef Bey'e. Sakin sakin sakin. Allah Allah. Sakin konuşalım. Onun için. Ne adam akıllı olurum yapacaksan. Sultan bunu kabul etmiyorum. Tamam. Onların arasında ne yaşanırsa yaşansın. Anne baba değil o yazan. Tamam Seda Hanım. Esef mesajın içeriğini bilmiyorum ama kızmış olabilir. Bilmiyorum. Öyle bir içerik, öyle bir içerik yazamaz. Zaten şimdi kusura bakma özür dileyerek konuşuyorum. Yani Sultan Hanım'ın bizimle bir alıp veremediği var galiba. Hayır ben sizi tanımıyorum ki alıp veremediğim olsun. Değil mi yani? Vallahi bizimle bağlı. Şey, ya ben seni yetmeyelim mi? Kemal Bey ben burada gördüklerimi bacım, yorum yaptım. Ama mesajın ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum dedim. Ya bir dakika, mesajın ne olduğunu bir dakika sen benimle ben Karaman'da telefonda da tartıştım. Sen hayırdır ben senin ekmeğini mi yiyorum, çürüğünü mü içiyorum? Ekmeğimi yiyip yemen önemli değil ki. Ben burada gördüğümü söylüyorum. Ya gördüğünü konuşuyorsun buranın, ki. Sen görmediğini böyle beyninde film çeviriyor. Kemal Bey bir dakika. Dün bir eşin eşine demeyeceği kelimeyi söyledi. Evlendiğinden beri kaçıncı söylüyüşü? Al git, çık git. Ne kaçıncı söyledin? Ne zaman söyledin? Ne zaman söyledin? Evet. Beş söyledim. Defa söyledim. Çağır beş. Babanı alsın gitsin kızımı dedin. Evet sen doğru söylüyor. Bırak gel demedin Mesif abi. Doğru söylüyor. Bırak gel demedin. Bağırmadan konuş benimle. Ondan önce sen söyledin. Bırak gel demedin mi abi? Bağırma ondan bağırma. Önce sen söyledin. Murat sakin. Bağır gel demedin. Bağırmadan konuş. Bırak gel demedin. Bağırma. Ya bağırmadan konuş benimle. Sakin konuş. Burada konuşuyoruz. Bağırma. Allah Allah. Şimdi Sultan'ın söylediği de yanlış anlaşılmasın. Hayır bir dakika burada çağır babanı gelsin. Doğru söylüyor bayan. Gittiğin o gün. Gittim. Tamam gidebilirim. Ondan sonra çağır gel babanı. Söz çirkin. Doğru. O söz götürsün çirkin. Gitsin anayın evi orada. Sultanın doğru söylüyor. Doğru söyleyin. Niye şu... kızıyorsunuz? Yok ben de. Bir dakika bekleyin. Bir sen sakin. Dedin diye dedim zaten ben. Bir sakin. Ben diyebilirim arkadaş o senin karın. Söyledin. Sündüğün sen bana al git kızını diyorsun. Senin karın hamile kızı ben ne yapacağım? He? Neyi ne yapacağım? Diyorsun ya dün kalkın gidelim. Alsın gitsin kızını dedin. Evet ben doğru söylüyorum. Alsın gitsin kızını dedim. Dedim işte. Ben böyle tartışmayayım. Böyle yaptın dedin. Dedim. Dedim. Söyleyin ha burada. Alın konuşun dedim. Alın karşılaşın yüzleşin. Şş, ona kalacak olsam hep doğru söyleyene kızıyorsunuz. Şimdi bir saniye bir Aydan abi dur. Sultan'ın söylemek istediği şuydu. Mesajın içeriğini bilmiyorum ama senin yaptığın hareketten dolayı olabilir dedi. Fakat mesaj öyle bir mesaj değil. Mesaj çok ağır bir mesaj. Esef Bey de okudu. Ne dedi? Cahillikten başka bir şey değil dedi. Ben hadi şimdi gittim karakola. Bu mesajları gösterdim, şikayetçi oldum. Yaparım da. Girsin. Cezaevine kocası da girsin. Ondan başka yaparım bir şey bilmen zaten. Murat, başka sakin, bir şey yapamazsın kız, zaten. Ya, sakin. Ya git abi karakol orada. Ona kalacak. Sen beni dükkanına sıkıştırdın. Ne oldu? Sen beni dükkanına sıkıştırdın. Ne oldu? Ne yaptın bana? Bir şey yapmadım. Ağzına geleni saydın değil mi? Ne yok küfürleri de ne küfür saydın değil mi? Ya, yalan söyleme. Gökhan orada ya. Nerede orada? Yalan söylüyorsun sen. Bağırmadan ne yalan söylüyorum ya. Abi? Görüntülerim var benim. Bağırmadan konuş ya. Görüntüler var bende. Açın. Görüntüler var bende. Açın, açın. Bana karşılık verdin mi? Şöyle durdum. O zaman bir İstesem şey yapar mıydın? Babanın yaparım. Yanına gittik. Hiçbir şey yapamazdın. Yaparım. Ya yap. Hiçbir ben şey yapamazdın. Her yerde yaparım. Ben yapamazdın. Buradayım. Buyur gel. Ben her yerde yaparım. Ben buradayım. Ha. El kol hareketi yapma bana.
Yapamazsın. Güzel konuş, güzel. Bak, buradayım, yapacaksan işte çık hadi. Yok yok, Esef Bey zaten Allah rahatsızsın, Allah, Allah aşkına otur. Ya susuyorsun. Ya sakin konuş arkadaş, işte meydan nasıl konuş. Nasıl bir şey yok ya? Ya tamam otur, dinle. Karakola gitmesin, atlıya git. Beni savcılığa götürmüş. Ne yapacaksın? Konuşma mi lan. Şşş. Ne yapacaksın? Oğlum konuşma, konuşma sen. Yanındaki insan seni azarlıyor, konuşma. Ben burada hakkımı savunurum, sen konuşma bana. Sen otur oturduğun yerde. Ya konuşsunlar elime, ikisi birbirinin sorununu, o ona dedi, o da ona dedi yani, ne bir birlikte. Ben o kadar şey yaptım, almış anla düğün yaptım, kızın düğününü mahvetmeye geldin, düğünü bastın. Ben düğünü basacak olsam öyle basmazdım. Geleydin düğün salonuna. Öyle basmazdım. Bunları konuşmayın, öyle Allah basmazdım ya. Ben o düğünü, ben sadece Ahmet'e kızdığımdan geldim oraya. Ben kimseye bir şey yaptım mı Aydoğan abi? Kime, babana mı zarar verdim, sana mı zarar verdim? Veremez miydim? Verirdim. Veremez. Ama orada veremezdim. Ya Muratçığım. Bana falan orada öyle, dokunacaksın. Oraya öyle başa kakacaksan niye yaptın? Bana dokunacak. Niye veliyat mısın karşılıklı sen? Herkes bir şey. Ya zararla falan değil. Bak siz hala boş boşuna tartışıyorsunuz. Şimdi niye tartışıyorsunuz? Ha Esef Bey dedi ki. O da yanlış. O da yanlış. Ya ben düğün basmaya mı geldim ha buraya? Yok canım. Mesela ben düğün basmaya sadece istesem yapardım geldim. Diyorum. Basardım diyor. İsteten yapardım diyor. O yapardım da abi ama ben düğün basmaya gelmedim oraya. Allah Allah. O da yanlış. Abi bir gizem alabilir miyiz? O çocuğun söyleyecekleri var. Hemen bir arayın abi. Esen abi konuşacakları var. Sakin ol. Sakin. Bağlayın. Bağlayın abi. Konuşsun. Evden kovulmamış ya. Ya bağlayın konuşsun abi, benim kimseden çiğim yok ya. Bağlayın daha. Kim için söylüyorsun? Dünkü mevzu mu bu? Aynen. Gizem ona söz hakkı istemiş. O yüzden abi beni bir bağlattır dedi. İzleyemeyenler için hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü dün Nuriye Hanım'ın şöyle bir iddiası oldu. Sevim Hanım benim kızımı, çünkü dünürler, önceden de dünürler biliyorsunuz. Benim kızımı çocuğuyla kovdu. Esef Bey onu izah etti ama senin bildiğin gibi değil dedi Nuriye Hanım. Başka zamanda benim kızım o evden kovuldu dedi. Bugün de Murat onu anlatmaya çalışıyor. Bağlayın anlatsın kovuldu mu kovulmadı mı. Bence hiç karıştırmayın. Bağlayın da karıştırmayın Ahmet'i. Karıştırmayın Gizem'i. Bence hiç karıştırmayın. Gizem'i bağlayın. Bağlayın abi, ben abi, bağlaydı o ne abi. Ben istiyorum. Bağlayın. Eve geldiğinde hiçbir iş yaptırmadığından öyle ya o da işte. Kimseyi karıştıracak, bak o çocukları karıştırmayın. Bak ben buraya geldim geleli söylüyorum. O çocukları karıştırmayın. Ben karıştırmıyorum karıştırmayın abi. Dedikçe o çocukları çıkartıyorsun. Bağlasınlar konuşsun Gizem. Ben ona şunu yap diye emri baki yaptıysam söylesin Gizem benim yüzüme. Burada herkesin önünde açıklamasını çocuk, yapayım. O çocuk. Bana... Ya da hanımım yaptıysa. Hiç. Annem tek bir çay kaşığı daha yıkattırmaz eve geldiğimi. Ya karıştırma sen, yıkayıp yıkamadığı onun sorunu. Yıkayacak tabi. Oraya vardığında orada yıkayacak. Sen geldiğinde sen de yıkayacaksın. Neleri konuşuyoruz hiç yani. Ceviz kabuğunu doldurmayacak şeyler. Sen, efendim Havanur, Safiye. Sen benim evime geldin. Sonuçta benim gelinim olacaktın. Yıkadın mı? Diyorsun onu. O gelin olduğu halde yıkamadı. Yıkattırmaz da zaten. Allah Allah. Buyurun. Efendim Safiyeciğim. Baban dedi ki o adamların evinde kaç gün kaldın dedi. Baban karşısına, baban gözlerine baka baka. Benim evimde kaç gün kaldın? Hiç kalmadım dedim babana. Kaç gün kaldın benim evimde geçen en son geldiğinizde? Söyle babana. Bak babana o gün, baban ne dedi? Dün ben buraya yalanlarını söylemeye geldim dedi. Babasına dedi ki hiç kalmadım orada dedi. Doğru mu Esef Bey? Ne zaman abi? Sen benim evimde hiç kalmamış ya Havanur. Ne zaman? Yakın zamanda. Şu geç, en son geldiklerinde. Düğünden önce. Düğünden sonra değil zaten. Yani düğünden önce. Hiç kalmadım dedi. Yani sen dedin ya bir ablasıyla kaldı, eniştesiyle kaldı. Şey, 4 gün benim yanımda kaldı. 4 gün benim yanımda kaldı. 3 gün. 4 gün boyunca üç benim yanımda kaldı. Sonra abimle gittim. Neyse evet. Seda Hanım, Esef Bey'e bir şey sormak istiyorum. Hı. Bu çocuklar bu programa ilk geldiklerinde
İşte babam onay vermiyor, babam onay vermiyor şeklinde bir şey vardı. Sebep olarak ben de belki Murat'ın çocuğu vardır da Esef Bey ısrarla ondan vermiyordur dedim. Hatta bana burada herkes tepki gösterdi. Sormak istiyorum Esef Bey, Havanur'la Murat kaçmadan önce biliyor muydunuz bu durumu? Ondan mı kızgındınız hala geçmiyor, bile bile kaçtı diye? Anlamadım. Murat'ın çocuğu olduğunu Havanur kaçmadan önce biliyor muydunuz? Hayır. Adamlar buraya çıktıktan sonra çıktı o. Ben ne bileyim Hatay'daki. Sonra bizi. Çıktı. Çünkü şey olarak düşündüm hani Havanur bile bile kaçtı da kızgınlığı geçmiyor Havanur'a. Yok yok. Olarak hayır düşündüm. Hayır onu da hemen izah edeyim. Aramış. Bizim ekibimiz böyle gelen bir dakika Nuriye Hanım. Böyle gelen ne ihbarları diyeceğim? Doğruluk payı nedir diye çok araştırıyoruz. O Esef Bey'e ve Sevim Hanım'a ulaşmış. Yani bu tamamen Havanur ve Murat buraya çıktıktan sonra görüp evet. İhbar. Ülkemizde çok kaçan kızlar var. Tamam. Kaçırılıyorlar, kaçıyorlar. İşte bir şekilde aileler barışıyor. Belli bir zaman sonra barışıyorlar ama ısrarla da istemiyoruz, istemiyoruz şeklinde bir şeyde bulunmuyorlar. Bir şekilde kızları sevmiş. Havanur da Murat'ı çok seviyor. Havanur sizi de seviyor. Siz de artık hani bu zaman bayağı bir geçti. Bir affetseniz artık. Ya da sebebi ne? Neden affetmiyorsunuz? Sebebini söylüyor zaten. Sözümü çiğnedi gitti diyor. Benim sözümü dinlemedi diyor Esef Bey. Ama kaçan kızların hiçbir ailenin sözünü dinlemeden kaçıyor zaten. Ama kaçmasınlar. Üf. Kaçmasınlar. Okul okusunlar gidip. Okulunu okusun. Efendim Hatuncuğum. Esef Bey, Kemal Bey mükemmel insanlar. Fevkalade babalar. Bu yuvayı kurtarmaya da çalışıyorlar. Diğer çocuklarının evliliğini de öyle karıştırmamaya çalışıyorlar. Gereken her şeyi söylüyorlar. Ama Murat, her şeyi açıklama gereğini duyuyorsun yavrum ya. Sen biraz sessiz olsan, biraz daha anlayışlı olsan tabii, olmaz mı yavrum? Sessiz olalım, cephemize çıksınlar. Ama ne sen güzel sevdiğin insanla evlenmek istedin, evlendin, tabii. Her şey halloldu. Bu saatten sonra artık biraz daha anlayışlı olsan bütün iyi olmaz mı? Her şeyi edilsin, biz susalım. Bak bu adam anlayış gösterdi ve dün geldi. Bugün yine burada. Evet. Demek ki bir adım atıyor ama sen hala geri gitmesini mi istiyorsun yavrum ya? Benden biri ben gelince suratları abla. Beş karış olur zaten. Ben kaldıramam abla. Ben o kelimeleri kaldıramam. Neden şahsıma o kelimeleri kimse kullanamaz? Kimse kimseye hakaret etmesin o zaten kelimeleri, canım. Abla görün mü mesajın içeriğini bir anlatsanız, görseniz tamam mı? Yemin ediyorum var ya kafayı yersiniz. Yapamaz ya, kimse yapamaz bunu. Bitti ya. Sordum. Soru sorun rica ediyorum. Sohbete ya dalıyorsunuz. Ya demek ki bak o mesajı yazanın. Çocukları karıştırma istersen. Ha öyle mi? Tamam. Kes bir ya. Sen benimle muhatap olma. Olma ya sonra. Çok muhatap. Sen benimle muhatap olma bundan sonra. Senin benim gözümde senin var ya şu kadar pul kadar değerin. Neden benim ne oldu? Benim de sende yok zaten. Evet aynı. Ne bundan oldu? Sonra böyle. Neden Nuriye Hanım? Dün baksana ne demiş bana. Ne dedi? Ben işte hep beraber konuşuyorsunuz. Arada karıştırıyorum. Ne dedi? Dün... Hiç ağız alınmayacak laf söyle. Dün söylemiş. Esef Bey, canlı Esef Bey duyuyor. Çıktıktan sonra fark etti. Havanur'a diyor ki terbiyeli konuş diyor. Tebrik ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Bak helal olsun. Pul ah. Kadar değeri yok artık ah. Benim gözümde. Ama şu saatten sonra. Ne yaparsa yap sanki. O laf, o laf. Kim? Dışarıda biz şurada geçen adam var mı elimizde uğraştı. Öyle bir görüntü şimdi var? Adam, nedendi? O laf, boş. O laf Seda Hanım ben dışarıda geçen adam. Söyle. Dur gerek yok dur sen konuşma ya ben konuşurken de konuşma. Dışarıdaki geçen insana söylenmeyecek laf. Diyor. Havanur, Nuriye Hanım mı evet. Söyledi? Öyle mi duydunuz mu? Ben duyamadım. Ve Esef Bey diyor ki terbiyeli konuş diyor. Yakışır mı Seda Hanım bu? Siz duydunuz mu Esef Bey? Yakışır mı Seda Hanım? Olmaz. 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 Büyük saygısızlık. Cahillik mahillik değil. Cahillik falan değil. Cahillik hiç alakası yok. Hiç. Bir cahil insan o kelimeyi konuşmaz zaten.
Kusura bakmayın. Ne olursa olsun kayınvaliden karşılığı. Ne oluyor ya? Biz şu anda hiçbir şey demiyoruz Seda Hanım. Bilecek çünkü hiç kelime, o kelimenin üzerine konuşacak hiçbir kelimemiz yok. Konuştum da ne yaptın? Ne konuştun? Böyle nasıl olacak? Hiç bilmiyorum nasıl. Siz bugüne olacak. Kadar destek verdiniz. Her zaman ben, bak yine az önce ben o lafın üstüne diyecektim de onun için demiyorum. Ben burada her zaman havanları her zaman yukarıya çıkardım. Hepsine göğüs gerdim. Benim kızım dedim, benim gelinim dedim, benim namusum dedim, benim... Olmasa bile hiç daha nikah olmadan, düğün olmadan da aynısını kelimeyi konuştum. Benim oğlumun yanında durduğu müddetçe benim kızım dedi. Ama kalktı ne dedi? Bunun karşılığı bu muydu? Ben... Demek ki buymuş. Vallahi bu neden çok gelir? Karambol oldu, vallahi duymadım. Ben bu kelimenin üstüne bize bana bunu, laf bunu söyleyin. Bunun yaptı bunu böyle Seda Hanım. Buna da kızıyorum ben. Yapma o düğünü dedim. Bir nikahını kıysın, otursa gelsin otursun dedim. Bu beni duymadı. Bir dükkanın önünde çaldırdı. Ben olsam ben de aynı yaparım ha. Bunlar benim her dediğimi evet, yapıyor. Aynen. Ben dedim buna. Bunlar, bu söz bunlar benim her dediğimi yapar sözü de değil. Bu çok başka bir şey. Evet, çok başka bir şey. Başka bir şey. Hava Nur'un özür dilemesi ben lazım. Ben dükkanımda ayıp, yemek verdim. Çok çirkin. Misafirleri ağırladı, her yerden geleni ağırladı. Olmuş, olmamış değil. Bak hiçbir şey değil. Bak şuradaki geçen insana normal bir vatandaşa denecek kelime mi? Olmaz. Aynen normalde bile olmaz. Olmaz. Hava Nur özür dilemeyi düşünüyor musun? Yok ya özür dilemesine gerek yok. Gerekmiyor. Yok yok özür dilemez. Özür filan istemiyorum. O lafın özürü mü olur Seda Hanım? Yani. Ama Havva Hanım, şimdi bak Sultan, lafıma geldin mi? Bir dakika dinle. Sakin ol Duruncuk işte Sultan. Şimdi Havva Hanım kimse böyle davranırsa Murat'a da böyle mesajlar gelir. Yani. Bir kadın kocasını taşıyacak, kocası da kadını taşıyacak. Böyle olursa yani. ikisi de zemin hazırlıyor. Su verin. Olmaz ya ki. Murat'a da aynısını diyoruz bak Sedan. Saygılı ol. Ha, sonuçta onlar senin büyüklerin. Az önce dışarıda girerken söyle ne dedim lan? Söyle. Büyüklerin dedik her ben zaman. Ben demem önemli. Ne dedim ha, az önce? Tartışabilirler, olabilir ama saygılı konuş. Her zaman büyüğüdür. Esef yani. Abi bak ne konuşsa konuşsun cevap vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Diyor, kaç sefer diyor. Bu adam başından beri aynısını söyledi. Ne? Bak şimdi evet, girerken aynısını söyledi. Bak adama cevap vermedi. O adam kızıyla konuşuyor, sen karışma dedim. Cevap verme dedim. Konuşma dedim. Ben önceden söyledim. Bu iş benle bu adamın elinden bitecek. Bunlar isterse... Ya olmaz, iş, yine olmaz. Bitmiş bilene. İster kabul edecekler, ister kabul etmesinler. Benim için sorun değil. Bundan sonra bitmiş da, yani olmuş. Ben evimi kapımı kapattıktan sonra herkes dışarıda kalır. Ben nikahımı koymuşum, evlenmişim. Olay bitti gayet. O sizin birbirinize bağlılığı. Var mı bağlılığınız? Var mı bağlılığınız? Var mı sevginiz, saygınız? Ben hepsini yapıyorum da. İşte ya, karşıdan gelmiyor. Konu. Zaten yarın kendi eşine, eviniz hayır, oldu. Hayır, eşine bu kelimeleri konu. söylettiriyorsa demek ki sevgi yok. Öğrettirmek önemli değil. Tamam o vatandaşın terbiyesizliği diyelim. Hiç önemli değil. Saygısızlık, terbiyesizlik. Ha, ama karşı bak sen de aynısını yapıyorsun ama sen tamam o şekilde belki konuşmamışsın ama havanırın bu şekilde Uruş Hanım'a bu şekilde konuşması ben hiçbir şey diyemiyorum çünkü kendimden utanıyorum artık. Esef Bey, bu konuda Havva Nur kayınvalidesinden özür dilemeli bence. Konuşuyorsa dileyecek, yapacak bir şey yok. Terbiyesizlik yapıyorsa dileyecek. Diler misin derim, dilemem dedi. Demek ki kabul ediyor. Böyle olmaz ki. Demek ki kabul ediyor. Ama böyle olur mu? Ne kadar çirkin bir ilişki bu ya. Alışkanlık haline geliyor. Demek ki o lafı kabul ediyor. Ya ben hayret ediyorum ya kendimde, ben burada niye oturuyorum ya? Havva Nur bak baban da kızıyor sana. Kızım bunu bir şekilde toparlaman, düzeltmen lazım. Koskoca kadın bırak kayınvaliden olmayı.
Yabancı bile bizim olsa. Bizim acelemiz yok. Daha onlar dönüp dolaşacak daha bize çok kul olacaklar. Çok. Evet. Daha ben kimseye kul olmam. Daha uzun bir yol var önlerinde. Daha dur bakalım. Ha, bunlar. Senin gideceğin kapı nere biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Sen şimdi var annen seni kapıdan içeriye katmaz. Eşikten içeriye adım attırmaz. Senin dönüp dolaşacağın yer ha bu kadının kapısı. Haklı. Sana açık söyleyeyim. Bak şimdi haklı. Yani git. Yo yo orada dedi ya katmaz. Sevim Hanım'ı eve katması haklı. Turgay Nergis Tamam Hanım kör düğümünde Ayfer ortaya çıktı. Dengeler alt üst oldu. Sen demişsin de yuva yıkanın yuvası olmaz demişsin. Sen karısı mıydın ki ben senin yuvanı yıktım? Senin bütün mesajların bende duruyor. İki kadın Turgay için yüzleşti. Parasını kurtarmayacağız. Ne parası? Yedirdiğim paralar. Kime para yedirdim hem? Turgay'a hiç mi para yedirmedim? Sivas'tan oğlu için gelen Tamam Hanım yaşananlara inanamadı. Birinin için köye yerleştim. Çocuğumu razıyım. Anladım. Ama ikincisine tahammül edemedim. Kendisini çok kötü hisseden Nergis aradan çekilmek istedi. Benim yüzümden buna hiçbir şey olmasın. O zaman biz ayrılalım. Bir yanda bir annenin en büyük endişesi. Bir annenin endişesi. Viran oldu evim barkım senin yüzünden Kalmadı deliden farkım senin yüzünden Bir yanda seven bir kadının fedakarlığı ve gözyaşları. Aklımı firara saldı, türlü hayallere daldı. Bir deri bir kemik kaldı, senin yüzünden, yüzünden. Peki Turgay bu durumu toparlayabilecek mi? Ablacığım tamam hak veriyorum ben, anneme de hak veriyorum. Hak. Ama... Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Evet, Nazlı Hanım ve Semiha buradalar. Programın başında söylediğim gibi. Emre burada. Ne olacak bilmiyorum. Emre ben karımdan boşanmam diyor. Nazlı Hanım diyor ki bu evlilik yürümez gitmez. Bekliyoruz. Aslında biraz önce işlediğimiz, konuştuğumuz konuların birebir aynısı. Neredeyse aynısı. Saygı, saygı, saygı. Bunlar böyle birbirini yedikçe bu iş yürümez diyor Nazlı Hanım. Aynen öyle. Semiha da diyor ki burada sevgi de yok gidiyor. Kapı açılsın o zaman. Geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim canım. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Gelin şöyle oturun. Nurgül'cüm hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir elini öpeyim Seda abla. Tabii müsaadeniz ki. Varsa. Tabii ki. Çok şükür. Şu anı da gördük. Neyi gördün? Yurdanur Hanım'la karşı karşıyasın. He. Sen gerçi her zaman Yurdanur Hanım'la bir işim yok, saygım sonsuz dedin ama...
Hoş geldin dediniz mi birbirine? Onu sana sorma. Yani sen sormana gerek yok. Ben gerekeni ham bir insan olmadığım için içeri girmeden önce ona hoş geldin ettim. Hoş bulduk bile demedi. Ben yine saygımı gösterdim. Çeçik Antep'te yapsaydın. Onu geç. O an kızgındım. Sen oraya geç. Ben buraya geldiğin için saygımdan tamam. Benim seninle bir problemim yok Sultan. Yani ama hiç... bir şey söyleyeceğim. Problemin yok ama bak benim dediğimi de duydun. Evlatlarımızdan var problemimiz. Sen Gaziantep'e geldi kadın. Keşke orada deseydin hoş geldin diye. Doğru ben söylüyorum. Görmedim. Çünkü kızının taşı... Gördüler. Görmezlikten görmüş geldim. Semiha görmüş, ilgilendim diyor. Ya Semiha elini öptü. İlgilenmeme gerek yok. Zeliha da elini öptü. Onda problem yok. Ama zamanında hoş geldin denilmediği için şimdi de bu tepkiyi vermesi normal. Hiç önemli değil. Ben saygımı göstereyim de isteyebilirsin Allah bilsin. Çok saygılısınız. Bilmesine gerek yok. O kadar saygılısınız ki Antep'e geldiğinde yanına bak, gitmedin. Sen daha hala saygısızlığa devam ediyorsun ya. Ben böyleyim. Yeter. Yeter artık. Bak anan da gelmiş biraz üslüplü ol. Yurdanur Hanım, buradan kalktınız. Gittiniz Gaziantep'e. Evladınızın düğününü görmek için. Ne yaşadınız orada? Vallahi benim orada yaşadığım gayet olmayacak olan şeyleri gördüm. Ben kızımın yanında gittim. Kızımı elinden de tutmadım. Kızımın yanında gittim. Bana düşen görevi yaptım. Yani ben kızımın annesiyim ve yanındayım. Üzüldünüz mü? Tabii üzüldüm. Çocuğunuzun üzerinde gelinlik böyle tabii şeylere üzüldüm. Maruz kalması. Tabii üzüldüm. O arabaya gitmesi, binmesi, bağırması. Niye üzülmeyeyim? Ben onları o günler için büyütmedim ki. Hakaret görsün diye büyütmedim. Ola mutlu olsun diye büyüttüm. Ben onu oğlu anlayışla karşılıyorum. Ben de onu onun istemiyorum aslında. Benim ailem de istemiyor. Ama iki genç birbirini sevdiği için biz sessiz saygı kalıyoruz. Saygı duyuyorsunuz, evet. Benim oğlum ne kadar saygı görüyorsa kızı da o kadar saygı görüyor. Kimsenin bana saygısı yok ki. Biliyorum. Senin de yok anne. Ay, bunların hepsinin... Senin de yok, Semiha'nın da yok. Bakın Seda Hanım, burada artık ben o kadına da ona da bir şey demiyorum. Beni bu duruma düşüren benim oğlum. Bana bunları yaşatan oğlum. Kendi de yaşayacak. Daha neler yaşayacak garibim. Evlendim diye seviniyor. Kendi seviniyor. Başka sevinen yok. Son olmayan bir evliliğe seviniyor yavrum. Sevinsin. Hani yaşı yani gözümde kalmasın. Bir şey demiyorum. Peki Nazlı Hanım sen niye hiç böyle düşünmüyorsun? Ha. Evlenmiş yaşasın da görsün. İşte ben de bak güzel bir kelime bak evet. Oturdum bekliyorum. Yaşayarak görsün. Görmesini bekliyorum. Bekliyorum bir şey demiyorum artık. Yani... Bir ebeveyn olarak bazen haklı olduğumuz zamanda dinletemiyorsak olayı akışına bırakmayı da bilebilmeliyiz. Yoksa çok daha kötü sonuçlara neden olabilir. Ne kadar yani kötü bırakın, olabilir? Yaşasın görsün. Çocuk kendini paraladı burada bırakın. Olacaksa da kötü bir şey de olacaksa da ben bunu yaşayayım göreyim dedi çocuk. Tamam işte. Bekliyoruz işte yaşamasını bekleyeyim. Bir dakika bekleyeyim ha ben yaşamasını da görmek isteyeyim ha göreyim. Neler yaşadığını da göreyim. Efendim, nasıl bir saygı gördüğünü de göreyim. Yurdanur Hanım kalktı geldi. Yurdanur Hanım'a sorular sorun. Yurdanur Hanım. Buyur. Siz çocuklar birbirini sevdiği için zaten bu şeye razısınız. Ama Seda Hanım bunların birlikte yaşayıp da görebilecekleri bir evleri de yok. Yani daha bir eve giremediler aynı eve. Daha yaşayıp yaşayamayacaklarını i̇şte bile olay, bilmiyorlar. Olay oldu düğünde. Olay, olay oldu sonra yani. Sonra Nurgül gitti annesiyle Emre. Düğün olmadı. Düğünümüz olmadı bize. Olamadı ki çocukların. Yani bundan yani. Sonra yapacakları öyle de böyle bir şekilde düğün oldu. Bir ev tutup aynı eve girmeleri gerekiyor ki görsünler. Girmek istiyorlar mı bakalım o eve? Nurgül girmek istiyor mu acaba sordun mu? Nurgülcüm ne diyorsun? Birlikte yaşamak. Bir ev olmadı. Aynı evde nikahınız var düğünüz oldu. Yani tutsun. Ben izin vermem. Tutamıyor şey ki. Olmaz. Sebep? Yok çünkü. Neden? Burada saçıyordu paraları. 20 bin liralık villaları tutuyordu. Takılar ondan sonra nedir o? Buyurun gömleğe. Ne yapayım kapılar... takıları mı vereyim bana ev tutsun diye? Hayır hayır. Burada sayıyordu ya şu olacak bu olacak işte para durumumuz iyi. Sonra ertesi günde 1800 lira çok pahalı dedi. Bu sorun muhatabı ki. Emre'ye sor her şey yapılır abla. Her şey olur. O zaman ya? Evin de kralı tutulur.
Evinde kralı yapılır. Ama bak annem lütfen bu konuya dahil olmasın. Bizim önce kendi aramızda bir problemimiz var. O problemi de ben söyledim. Nurgül çıkacak buradan. Önce bu bana yaşattıkları için ben anneme de geleceğim. Bak bakma öyle, anneme de geleceğim. Siz beni bir ayağa kaldırın bakayım. Kaldırabiliyor musunuz? Beni bir ayağa kaldırın ya. Bana o kadar çok şey yaşattınız ki 83 milyona ben rezil oldum. Ya geçen dedim ya, tekrar anlatıyorum. Su fırlatan çocuk diyor adam bana ya. Hani şu karısı diyor su fırlattı ya diyor. O çocuk bu diyor. Ya ne kadar ağrıma gitti. Gittim ağladım ya köşede. Bir de sinir çocuğu diyorlar. Ya gittim köşede ağladım. Bunu siz bana yapıyorsunuz. Bu lafları üstüme yapıştıran sizsiniz. Ben böyle bir adam değilim. Ben bir kadından su fırlatılacak bir adam asla değilim. Kadınlar narin seni yaratıklar olduğundan ya? Dolayı. Kadınlar, seni kim dövdü? Bak pardon. Şimdi. Kadınlar narin yaratıklar olduğu için ben onu dövmek istesek ama benim yapmam olmaz. Nurgül sana soru soruyor. Seni kim dövdü diyor. Kim beni dövdü kimse şey? Dövmedi. Dövmedi. Niye söylüyorsun bak işte zaman? Olmayan bir şeyi varmış gibi geçen söyledi ya. Bunları düzeltmem gerekiyor benim Nurgül. Bunları benim şu üzerimden atmam hayır, gerekiyor. Hayır söylüyorsun da yani kim dövdü ki seni ben önce şu su fırlattın. Neden fırlattın bir özür dile insanlardan. Çık abi Emre'den bir özür diliyorum beni de. Beni o duruma getirdiğin için senin özür dilemen lazım. Ben senden özür bekliyorum. Emre düğünü zaten kaosu yönetemedi ki. Kaosu yönetecekti. Bu kendi şeyleri, çıkartıyor. O seviyor öyle kaos. Kaosu yönetemediği için bu durumda ya, zaten. Sen zevk alıyorsun zevk yani. Mi alıyorum kaostan ya? Kaos yaşatmaktan zevk mi alıyorum? Evet. Sadece şunu söylüyorum ben karıma. Bak hala diyorum ki karıma çünkü ben karımı hala seviyorum. Hala karıma ne ya? Güzel karım benim. İki dakika önce ben bunun karısı değil miydim? Ne oluyor ben anlamıyorum anneni görünce sana ya. Bak karıma diyorum daha ne diyeyim ya? Bak karıma demene altın çizmene gerek yok. Ben senin zaten karınım yani. Altın benim, çizmene gerek tabii yok ki de bunu. Benim eşimsin. Sadece eşinden, kocandan bunları yaşattığın için bir çık da söyle de insanlar da bir rahatlasın. Neden yaptın? İşte yapmadığın bir şey varmış gibi anlatıyor annem. Onları söyle. De ki yok Emre öyle bir adam değil zaten. Benim nasıl bir adam olduğumu söyle. Ben sen de niye böyle kendini övül böyle hep övülmek istiyorsun? Ben onu anlamıyorum ben yani. Ben övülmek istemiyorum. Ben sadece beni soktuğunuz duruma sünnet beni soktuğun durum ne olacak Emre? Beni soktuğun durumdan bana ne çıkart. Senin durumundan? Beni soktuğun duruma bak. Evlenmişsin anamın evinde oturuyorum. Düzelteceğim. Sen benim yanımda ol. Hepsini düzelteceğim. Söz veriyorum ben zaten sana. Yanındayım. En kralını, buraya, en iyisini yapacağım. Farklı mıyız? Biz zaten bir değil miyiz? Bir haftadır dönen görüntülere bakar mısın? Tamam hiç döndü bitti onlar. Biz onları açtık. Açmadık. İnsanlar cevap bekliyor. Bir de üstüne özür dilemem diyorsun Nurgül. İnsanlar bizden bir cevap bekliyor. Neden bu kız bunu yaptı diyor. Neden mi yaptı? Sen İnsanlar bir kere anneciğine sor. Neden bu kız bu böyle yaptı? Müsaadenle gender konusunu hanımefendi. Ben de söylüyorum. Gender tartışsın. Biz aramızda karışmayalım. Çözelim. Bırak hatalarını sonra gender konuşarak. O yeterince konuştu sen konuşma. Yo yo. O yeterince konuştu ya. Boş boş konuşma. Seni ilgilendirmez benim annemi müdahale edemez. Sen çok saygınsın. Şimdi, ben kendim korudum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Emre. Ortada. Yurdanur Hanım bu iş düzelir mi Allah aşkınıza? Onu Emre bilir. Biz izin verdik, düğün yaptı, nikah yaptı. Evet. Ben nikah yapmadım kızıma, geldi burada yaptı. Evet. Şimdi evini tutacak, kuracak. Evet. Ben kızım oraya yollamam otel köşelerine, öyle alacak. Başka yok. Düzeltebilecek misin Emre? Düzelteceğim ama bak, yanındaki... Bak Yıldanur Hanım gayet güzel söylüyor. Düzelteceğim, Emre, tekrar söylüyorum. Emre başaracak diyor. Yo yo düzeltirim. Benim düzeltemeyeceğim hiçbir şey yok Allah'a şükürler olsun. Evini de en kralı şekilde tutacağım, dizeceğim de yapacağım da. Sadece şu Nurgül ve annem. Herkes beni şu durumdan bir çıkarsın diyorum. Sonra bak beni yine lafı kaynatıyorsunuz, beni köşeye atıyorsunuz. Atmayın ya, konu benim. Beni bir düzeltin ya. Anne neden düğünü bastın? Bir özür dile. Oğlum düğünü bastım, mahvettim. İnsanlara bir sürü laf söyledim. O düğün basmam olayı. Sen evet. Düğün basma görmemişsin akıllı. Söyle be. Beni sünnet çocuğu diyorsun benim karıma. Yok annesi diyorsun bir sürü kelime söylüyorsun ben ya. Ben demiyorum oradakiler değil. Bunları dikkatini güzel... çekerim ben demiyorum oradaki insanlar dedi. Bana mal etme onu. İyilikle söylüyorum olmuyor. Yalvarıyorum olmuyor. Susmayın abi konuşsanıza. Bir özür dileyin ya. Asla. Bir özür hak etmiyor muyum özür ben? Özür dileyecek bir halim yok benim. Özür dilemek gereken kim çıkacağız. Dilemek istiyorsa çıkacağız da beni bir kurtarsınlar da çıkacağız şu işin içinden. Beni kurtardıkları yok. Anca otururlar öyle.
Yani bu... Emre şu konuda diyor ki orada olan bana oldu. Bu görüntülerin dönmesi beni çok aşağı çekti ve dışarıda eleştiri alıyorum. Annemin de karımın da beni bak, işten sıyırması lazım. Bak bak. Ben değil, özür dilemesi gerekeni görüyorsunuz. Ben değilim. Çünkü... Sen o hale getirdin bizi. Sen özür dile, ben de özür dileyim ben o hayatta, zaman. Ben doğurduğum çocuktan özür dilemem. He, doğurduğun Geri. Çocuktan özür dilemem. Sen doğurduğun çocuk için ayağını bile kıpırdatmazsın ki zaten. Bunu kendin sen beyan ettin. Bak. Sen işine sen bak. Kendin beyan ettin o zaten. O benle çocuğumun arasında olan bir şey. Bak ne dedim sen az önce? Ben de etmem. Az önce ne dedim? Sen Seninle ben bir de. İşim yok. Ondan da benim problemim, beni buraya getiren. Baştan beri. Bana bunları yaşatan bu. Baştan beri benimle konuşuyorsun. Şimdi artık mi aradan çekildi? Seni gayle anlıyorum, konuşmuyorum. Ona artık yağmurlu havada su yok. Sadece izleyeceğim. Artık izleyeceğim. Hiç karışmıyorum. Yaşadığını yaşay. Yapacak bir şey yok. İkisi de birbirine Yaşattığını inat. Yaşay. İkisi de birbirine inat. Annene beni kıyaslama ya. İkisi ne de... olur kıyaslama. Ben hiç inat yapmadım ilk başta. İnadı yapan hep annen oldu yani. Annenle beni kıyaslama Emre, kurban olayım Sen yani. Sen ağzını alma lütfen. Sen orada onunla muhatap ol. Bak ne diyorum? Biz karışmıyoruz. Siz aranızdaki problemi çözün. Deli katmadan. Evet Safiye. Tek Yurdanır problem Hanım. Sen olduğun için. Yurdanır Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizce Emre ev tuttuğu zaman, kızınızı da tanıyorsunuz. Bunlar size göre mutlu olabilirler mi? Vallahi kızının taşımasını bilirse olurlar. Benim kızımın dili var ama kalbi çok güzel. Ya. İnan çok güzel. Ama dili var. Kızınca benim gibi tepesi atınca... Ne diyeceğini bilmiyorum ama kalbi çok güzel, çok temiz, çok merhametli. Taşımasını bilirse karşılığında alır. Evet Emel'cim. Yeter artık, rezilliği izletmeyin ya. Çocuğa bak ne hale geliyor. Yurdanur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Bende de öyle bir kız var çünkü. Nurgül de öyle bir kız. Şimdi ben Emre'ye söylemek istiyorum. Emre'cim tamam ben biliyorsun seni destekledim. Hatta bir kare için Nurgül özür dileyebilir dedim ama çık artık bence. Bak o kızı almış annesini gelmiş. Niye çıksın bir ama şekilde. Yazık ona da ya. Ama Seda Hanım anneciğimle şey gelmiş buraya ne artık oğlum, özür şey olayını. Doğurduğun çocuktan özür dilemende ne gibi sakınca Hiçbir var? Hiçbir sakınca yok. İnsan doğurduğu çocuktan Hayır, gerektiğinde için. Bir sen. Kurban olayım sakin olun. İnsan doğurduğu çocuk da olsa gerektiğinde özür dilemesi gerekiyorsa dileyebilmelidir. Gerektiğinde. Ben burada bir özür görmüyorum ama gerektiğinde. Gerçekten dilerim ama Onu gerektiğinde. Bak şimdi bu benim üzerime yapıştı. Onu yapıştıranlara i̇şte özür İşte bu dilerim. Yapışan şeyi üzerimden tek kim çıkartır? Benim kanım çıkartır ya annem çıkartır ya da karım çıkartır beni. Üzerinden o sökeceksiniz alacaksınız o yapışkanı. Bir şekilde Oğlum, alacaksınız. Dön bak yapan ben bakıyorum. De. Bak orada görüntüler bak, var. Bak, bak hele. Bak ben diyorum zaten şu hale bakar mısın ya? Ben Çok büyük bir rezillik zaten Çünkü, bu. Durmadan evet, ya bir kadın Nurgül'den benim özür alamadığı bak için Nurgül böyle bir insan istiyor. Da değil normalde. Bak madem düzeltemiyoruz ben kendim düzelteyim abi. Ben kendim söyleyeyim. Nurgül böyle bir kadın değil. Nurgül bunu yapabilecek bir insan da değil. Değil. Onaylıyorsan onayla, onaylamıyorsan daha farklı şeyler söyleyeceğim. Ben sana bırakıyorum. Nurgül böyle bir kadın hiçbir zaman olmadı. Yani böyle bir meyilli değil. Annemin sinirinden bana bunu yapıyor. Doğru mu? Doğru. Anneme... Bunu herkes biliyor. Anneme sinirleniyor. Anneme sinirleniyor, hırsını benden almaya çalışıyor. Ama yazık günah şu çocuğa ya. 30 yaşında bir delikanlı. 83 Utan milyon bunu görüyor. Yazık günah bu evlada ya. Anladın mı? Yazık günah bu çocuğa. Utan kendinden utan. Vallahi yazık günah. Kendinden ya dışarıda utan. Yürüyeceğiz. İşimiz gücümüz olacak. Ekmek paramızı kazanacağım aşkım. Evimize ekmek getireceğim. Bunlar olursa zor. Beni aşağı çekiyorsun. Yapma. Kurban olayım yapma. Düzgünce anlatıyorum. İnatlık bir şey yok. Çıkacaksın. Benim sevdiğim adam böyle böyle bir adam. Yapmak istemezdim. Özür dilerim hayatım. Yanındayım. Ne istiyorsun? Sana söz veriyorum. Burada da düğün yapacağım. Trabzon'da da düğün yapacağım. Vay, vay, İstanbul'da vay, vay. Da 3 tane daha düğün vay, yapacağım. Vay, vay, üç vay, tane vay, daha. Vay, üç tane. Vay, bir dakika Yurdanur Hanım şey diyor. Trabzon'da yapamazsın. Neden? Asla. Neden annem? Trabzon'da da yapacağım. Asla. Ben yapacağım. Siz kabul edin, etmeyin. Seni havalimanından bile sokmazlar Emre. Ay. Neyine güveniyorsun? Seni Trabzon'a yani. Sokmazlar. Sokmazlar yani. Bu olanlardan sonra seni Trabzon'a sokmazlar. Sokmazlar. Bence niye? Sana geleyim mesajlar ona değil. Lafı kaynatmayın. Oturup onları mı okuyorsun? Okuyorum.
Şimdi, özellikle akrabaların atayım. Şimdi Nurgül dedi ki benim bu hareketi yapmamın nedeni annen dedi. Ben de daha önce programda Nurgül sakın bu konuda özür dileme dedim. Ben eleştiri aldım, kabul de ettim o eleştiriyi. Haklılar. Dediler ki ne olursa olsun bir kadın eşine ulu orta bir yerde böyle bir şeyi yapmamalı. Yani. Hak ederiz her yerde. Dedim yapar. Ki bunu dedim söyleyeceğim Nurgül'e. Özellikle annem söyleyeceğim. Annem duydun mu Seda? Canım. Hak ederse her yerde yapar. Ben hak edecek bir şey yapmadım anne. Sen annen yaptı. Bak annen yaptı. Çocuğumun düğününü mahvettiniz. Annen değil, yaptı. Ben oldu, yapmadım. Cenaze. O zaman. O zaman annene buyur. Buyur annene. Çocuğumun düğünü değil cenazesi oldu. Tamam ben oraya da. Geldim ama nasıl geldim? Beni orada tövbe büyük konuşturma. Anne olarak görülmedim hiç. Sorun. İnsan olarak görülmedim. Antep'in halkı çok iyi ama beni hoş davranılmadım. Sorunun içinde cevap var. Annen yaptı, sen hak ediyorsun ama. Çok ayıp. Böyle bir düşünce de çok ama yanlış. Işte böyle düşüncelere de karşıyız bence yaptı. Değil mi annem? Böyle düşünce olamaz. Annemi mi yönetiyorsun? Yok. Annen yaptı diyor. Değil mi falan? Düğünü mahvetti. Annemi mi yönetiyorsun? Kızımı çıldırttı. Ne yapacaktı? Soruyorum sana. Ne yapmalı? Annem hatta diyor ki o arada da kızımı götürmediğime pişmanım. Ben nasıl alıp gitmemişim kızımı orada? Ne yapacaktı? Ona gidecekti pişman. Oğlundan tabii ki de hırsını alacaktı. Başka türlü nasıl alabilirdi nereden hırsını? Ha? Benden mi alacaktı? Ya yemin ediyorum komedi gibisiniz senden ya. Senden alacaktı. Gülünç bir durum, komik bir durum. Karıcığım özür dile. Bak hala bak 83 milyon doğru diyorsa bir şey doğrudur. Yani anladın mı? O kadar insan doğru ya da yanlış diyorsa yanlıştır. Sen neden az önce Nazlı Hanım dilerse dilerim mi dedin? Öyle mi dedin? Dilesin evet. Ben de özür dileyim o zaman. İlk önce onun dedim. Özür dilemesi lazım. O zaman lazım. Annenle konuşacaksın geç Emre onları. Önce. Bak, benden uzak durun. Ben niye geç, özür dileyim? Geç. Ben bunlar için kendimi düşürük de o önemli bir şey bile değil. Ben kalkıp da şunları kendine yaşatmamışım, sillene vurmamışım. Yüzüne su serpmemişim, arkasından bardak fırlatmamışım. Daha sokakta hakaretler yağdırmamışım. Ben mi özür dileyeceğim? Yapana dilek miydi bana? Bak oğlum, kendine gel, kendine ben adam ol. Ben gayet kendimdeyim. Adam ol. Demek ben ki bozmayın. Demek ki kimse beni yeter. Düşünmüyor. Demek ki kimse beni düşünmüyor. Sinirimi kimse açmayın. Zaten sen anne seni hiç düşünmedi ki. Sen de düşünmüyorsun. Allah. Hiç düşünmedi sen ki. De düşünmüyorsun. Ama ben düşündüm düştüm yeter artık çok yani anladın mı? Senin annen seni düşünmüyor. Ben niye düşünüyorum? Ben senin annen değilim. Benim evladım senden kopsun gelsin ona ile bir düğün yapacak. Ben senin de annen değilim yani. Sana de. Ben senin yol arkadaşım. 4 senede koparsaydın evladım bizim kapıyı. Vallahi onu da işte etti. Orası tartışılır niye kopmuyor? Orası tartışılır. Koparsaydın. Acaba niye kopmuyor? Orada bir şey var. Tartışılır orası. Nurdan Nur Hanım siz ilk kez bir araya geldiğinizde hani ilk başlarda Nazlı Hanım'la oturdunuz ya. Evet. O zaman nasıldı diyalog? Yok, Nazlı Hanım o zaman ben beğendim, sevdim. Ben bir yanlış bir cümle kurdum. Nazlı Hanım bana niye kuruyorsun dedi. Çok sormayacak. Dedim ben isteyerek yapmadım dedim. Bunu dedim ağzımdan kaydı yani böyle. Evet. Benim kızım da isterse vereceğim oğluna dedim. Böyle büyütmedik bu lafı yani. Ondan sonra mı Nazlı Hanım acaba bu kadar? Ondan sonra ya, Nazlı Hanım bana hiç dönmedi. Yani ben de kız evlendim. Benim çok de düğürlerim oldu. Çoğu yerde gözümüyoruz. Evlatlarımızı huzur bulsun diye sesimiz çıkmıyor. Böyle olmalı yani değil mi? Emre sessiz bir çocuk ama yani. İşte sessiz falan değil ya. Burada geliyor başka söylüyor. Oraya gidiyoruz. Ya ben sensiz yaşayamam, ölüyorum, bitiyorum. Buraya geliyor benden özür dile. Dışarıda da özür dilettirmeye çalış o zaman. Dışarıda özür dilemeyeceğim diyorum ha? Sana. Söylesene orada. Dikkatli konuş lütfen. Bak dışarıda bekle ya. Buradan yani. Bir de dışarısı var. Demek ki Kemal Bey buraya gelene bir şey oluyormuş. Gördün mü? Bak Nurgül ne diyor. Dışarıda niye dile diye ısrar ediyor. Dışarıda öp. Buraya gelince Allah ne oluyor? Allah ölüyor, bitiyor. Buraya annesinin yanına geldiği zaman az benden önce, özür dile. Abi niye özür diliyorum ben ya? Abi niyesini var? Dışarıda da az önce dedim ki benden özür dile kardeşim. Hayır ayıp dedim yaptın. De. Bak, tamam ben, karıcığım ben dedim. Ben yüzüğü bile takamıyorum. Hayır dedim tamam ben karıcığım dedim. Ben şu yüzüğü takamıyorum. Niye biliyor musun? O yüzüğü çıkartmıyor ağrıma gidiyor. Seni.
ağrıma gidiyor. O yüzüğü sen hiç çıkartmıyorsun. Oynama şimdi. Oynatma kendini. Ağrıma gidiyor, annen dediği gibi. Kusura bakma onu görüyorum. Çünkü dışarıda bir şey dersen ağzını burnunu dağıtır. Buraya çıkamazsın. Kimse öyle bir şey yapamaz. Kusura bakma. Ağzından çıkan kelimeye dikkat et. Bir şeyle karşı karşıya. Kimse öyle bir şey yapamaz. Kusura bakma. Canavarlar. Allah'a şükürler olsun. Kimse öyle bir şey yapamaz. He tavukla tavuk. Çabutla. Bildiğim çabuk. Burada yalan. Bırakacağız onları. Onları bırakacağız kendi başına. Sevmişler. Almışlar. Bakalım nereye kadar götürecek. Sevgi benim oğlumda var. Benim oğlumda. Sevdim sana. Onda sevgi yok. Nereden biliyorsun? Çabuk sevmiyor, gibi kullanıyor oğlumu daha sevgi. Neysin? Basit kullanıyor böyle. Ya ben vuruyor Emre'yi. Nasıl sevgi bu? Sevmiyor mu? Onun huyu öyle. Yok ki. Kalbi öyle değil. Tamam da Emre'nin kalbini nasıl görsün? Görsene. İyi ben yerden yere vuruyor. Aslında ben öyle. Böyleyim. Annen de öyle yapıyor ama. Nasıl? Değil mi? Senin annen her 4 senedir dövüyü dövüyü benim oğlum da sus. Sen haklısın. Senin oğlun dövmez. Ağzına geleni vereydi. Kafasını eline geçen çarıyor. Ama yok, benim bak beni deli etme anne. Gerçekten bak, özür dilerim. Beni gerçekten benim oğlumu terbiyesiz. Dövmez. Beni oğlumu terbiyesiz. Kimse bana bir şey yapamaz. Karakolda abi. Vardı. Hele bir kadın bana hiç asla bir şey yapamaz. Ben izin verdiğim için yapabilir. Ben müsaade etmişimdir. Gel beni dövme. Anlık belki de refleksle yapmıştır bana, ona karışamam. Ama kusura bakmayın bana kimse bir şey yapamaz. Hele bir kadın asla yapamaz. Sen de Nurgül'ü sevmiyorsun. Sendeki alışkanlık. Ben Nurgül'ü alışkanlık bu. Bu başka bir şey değil. Ben Nurgül'ü seviyorum. O da sevmiyor. Sevse bu kadar linç eder mi? Yerden yere vurur mu? Diş bileri yok kız Emre'ye resmen. Nasıl sevgi bu? Yani bir dışarı çıkmadan yerden yere vuruyor. Nasıl ya bir bırak sevgi ya. Ya bu? Boş boş konuşma. Nasıl bir sevgi dur, bu? Buyur. Hadi gel güzel kırım. Boş boş hadi konuşma gel. Sevgiymiş. Hadi gel ver elini. İleri git ağzının üstüne yapışır. İnsanlar görsün bizim ne kadar çok birbirimizi sevdiğimizi. Ben sevgim kimseye ispatlamak zorunda değilim. Biz baş başa kaldığımızda benim seni sevdiğimi çok iyi biliyorsun baş yani. Burada da ben birisini ispatlamak zorunda burası değil. Burası da önemli. Hissetmiyorum. 83 milyon da önemli ya. Yani Demel izliyorlar abi. Ya bizi. Yo, nasıl yiyor? Benim kimse onunla değil Emre. Bizim de yaşadığımız sen onunla. Sen ne istiyorsun abi? Ne istiyorsun? Söyle bana. Ne istiyorsun? Ya Aylan ya ben dedi diyorsun. Ya diyor. Bir saniye özür dilemem diyor. Ne istiyorsun ya sen? Ya Aylan ya ben dedi ya. Ben söyledim ama ona da gelmiyor ki. Baksana durmadan dönüyor söylüyoruz. O yanımızda bile durmuyorsun ya. Sen ne istiyorsun onu söyle bence bana. Bence Emre artık ne istediğini söylemeli Nurgül'e. Ona nasıl davranması gerektiğini söylemeli. He. Kocası olduğu evet, için. Evet söylüyorum tamam. Kocası Semih'e olduğu buradan, için. Semih'e burada doğru söylüyor. Hani, ben nasıl davranmasını sana kocan nasıl davranman gerektiğini hiç söyledi mi Semih'e? Yani durum ben böyle davranayım. Sana söyledi mi? Ben böyle davranayım. Beni biz görmedik neyi seni. Arkadaşlar sen neyi gördün? Sorun benim gördün. Kızım değil. Kendi kocana dön. Kocana dön. Gördük canım benim. Senin ne davranışlarını gördüm. Ben Emre'ye girmedik bana ama bak. Önceki ilişkilerini bana bak bana. Yani. Tek tek konuşun. Bir saat. Sen de. Boş boş konuşma. Yapmadın bana ya. Bak. Terbiyesizliğe gerek yok. Girmem lazım kusura bakma. Bana ya bir baksana hayır. Sen. Hayır. Sen bana bak bana. Unuttun herhalde. Tam beni dinliyorsun. Hayır Emre, sen de hırçınsın Emre. Yani. Bir konuşuyor Semih Ali ikisi. Hayır bir şey konuşuyorlar. Tamam. Sen de hırçınsın yapıyorsun. Tamam. Sen de beni bir değişik versiyonusun yani. Tamam. Sana bir adamın ne yapman gerektiğini sana kimse söyleyemez. Sen ne yapmak istersen onu yaparsın. Sen bari. Onu çok ses, çok ses. Kaçırıyorum aradakileri. Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez. Biz öyle insanlar değil. Tamam ama bu ben söylüyorum abi. Kocamız da söyleyemez. Ben yani. Söylüyorum. İşine geliyorsa, işine gelmiyorsa sen bilirsin. Ben söylüyorum. Seviyorum diyor muyum? Seviyorum. Arkanda mıyım? Arkandayım. Sen bir gram özür dileyemiyorsan kocandan demek ki burada sevgimizde bir eksiklik var. Tamam kusura o zaman. Bakma. Tamam. Ben anneme de diyorum. Annem diyor ya ben özür dileyecek şey yapmadım. Asıl büyük özür annem yaptı. Başımdan o kadar şey attı. Terlik fırlattı. Annem de çok büyük bir özür borçlu. Tamam annemin sevgisinden de şüpheliyim. Boşan gel, gel Nurgül'ü bırak gel diyoruz sana. Dileyim o zaman sana bırak dileyim. Gel boşan ya. Yok. Sen o ne yapıyorsun? Yere. Kendine eziyet ediyorsun. Oynatma. Kendine eziyet ediyorsun. Başka Nurgül bir şey yapmıyorsun bak. Nurgül'ü bulmuşsunuz da boşanacağız. Boşan gel. Hayat boyunca Nurgül bir kız bulabilir mi acaba? Oy. Allah. Emri hadi. Mi? Emri yetiştim. Mi? Yetiştim evet. Siz şu an gerçekten bildiğin dalga geçiyorsunuz. Bence cevap de. Verme gereği bile duymuyorsunuz. O da hayatı boyunca ya. Benim gibi bir adam bulamaz. Cevap verme gereği sen de benim kızım gibi kız bulamaz. O da hayatı boyunca benim gibi ben annesinden konuşurum. İşi gücü yerinde düzgün onu çok İşi seven sen de hayatın boyunca benim kızım gibi kız bulamaz. O da benim gibisini bulamaz.
Vay. Bulunmaz it kumaşı sanki evet. Bize. Hiç de öyle değil. Asıl bizim oğlumuz bulunmaz it kumaşı. Bakalım. Nurgül bulduğuna şükresin. O yüzden kaçırmadı ya. Kapıya debirle vurdu zorlan gitti. Elimi sallasam 50'siydi benim. Ne işi benim vardı? Kapımdan ayrılmadı oğlum. Oy, acaba niye yapıştı? Orası tartışılır. Ben ne diyorum için? Orası tartışılır. Hayırdır ne sana olabilir? Sana sormalı, bilemiyorum. Hayırdır ne olabilir yani? Tartışılır orası. Ben ayrılıyorum, adam ölüyor bensizlikten. Gerçekten öyle, ölüyor oy, yani. Oy. Ben yine kuru üzülüyorum, sahip çıkıyorum. Anası sahip çıkmıyor yani. Şey söyleyeceğim, benim... Ne kadar ezikleniyorsun. Bir sussana ya. Benim özür dilerim, pardon, benim sahiplenecek neyim var, kusura bakmayın. Sen kimi sahipleniyorsun Nurgül? Sen ya. Sana. Beni gerçekten sevdiğin için yanımda ol. Bana üzüldüğün için değil ya. Gök kapımda bekliyorsun. Sevdik suç mu ya? Sen bunları bu şekilde mi? Niye nikah kıydın o zaman? He? İnan, üzüldüğün için mi nikah kıydın? Uğruna. Sevdiğin için mi? Üzüldüğün için mi? İnan, nikah kıydın bana. İnat yerde kalmasın diye inat. İnat uğruna. İnat mı? Kadın bağırdı ya, inat uğruna nikah kıyayım dedi ya. İnat. Ya inat duymamış gibi yapmayın ya. Burada bağırdı. İnat Cuma uğruna, günü, inat Cuma durma. Günü stüdyoda ki olaylardan sonra dışarıda yaşananları bir izleyelim mi? Ben sana söylüyorum abin olarak. Bir babam var. Kızın arkasını dönmüyorsun. Kızın arkasını dönmüyorsun. Net söylüyorum sana. Durman lazım. Bu senin artık resmi karın ya ana ne bilmiyorum. Ben sana de zamanında dedim. Nur çok iyi çocuktur. Nur'u taşımak zordu. Ben sana bir söyleyeyim anne. Artık ama ben katlanamıyorum, dayanamıyorum. Çok zor. Neye dayanamıyorum biliyor musun? Dayanamadığım şeyi de söyleyeyim. Bu kadar şeyler bana ağır geliyor. Gelmeyecek oğlum. Ben ağır taşırım geliyor. Dedin. Taşırım dedin. Kaldıramaz benim oğlan, nefesi yetmez. Canı yok zaten baksana. Çüreğe bakarsan ben taşırım ama bana da yakışmaz. Ah oğlum ah. Bekliyorum burada. Hayırlı haberini bekleyeceğim. Evet Sultan, geliyor. Seda Hanım, ben Nazlı Hanım'a saygılı olmasını söylemek istiyorum. Duymuyorum. Ben de seni duymuyorum. Bana hakaretli konuşamazsın. Boş konuşanlar. Senin karşında Nurgül'le Emre yok. Birbirinize saygılı. Sen de boş konuşma. Herkese burnunu sokma. O bir. Herkesin içine burnunu sokma. Sen de sokma. İnsan gibi görünme. Birbirinize saygılı olun. Saygılı. Emre kendine... Sen kime sokma diyorsun? Emre kendine... Evet Sultan. Emre'ye söyleyeceklerini söyle. Özür dilemekten çık. Nurgül'ün elinden tut. Git güzelce evinizi, barkınızı tutun. Evinizi dizin. Nurgül seni çok seviyor. Bir sen seveyim bir de o seveyim. Vay dert gele. Seda Hanım biraz önce Emre dedi ya, Nurgül ben ne dersem, ne izin verirsem onu yapacak, yapar. Evet. O zaman düğündeki şeyin deve cisminin yırtılmasına, suyu yüzüne fırlatmasına Emre izin verdi. Niye şimdi burada ağlıyor ki? Evet. Niye ağlıyor? Ne diyeyim kız? Konuyu çok sen ne konuşuyorsun öyle? Refleks hayır, olan Emre şeyleri... ne dedi biraz önce? Ben ne izin verirsem Nurgül onu yapar dedi. Demek ki bunları Emre izin verdi. Şey ben de diyorum ki refleks ağında olan şeylere karışamam. Ama bazı şeylere tabii ki de ben müsaade ederim. Benim karımdır, eşimdir. Bir şey diyemem ben ona. Bu senin karın sinir... eşin diye dövme hakkına sahip der. O an çok sinirlenmiştir. Şiddet gösterme hakkına sahip der. O an çok sinirlenmiştir, düğün yapmıştır. Düğün günü, başka ama günden. Ama ben sana diyorum zaten. Bunu bana yapmaması gerekiyordu. Söylüyorum, özür bekliyorum, dilemiyor. Senden özür dile diyorum, dilemiyorsun. Ortada kalan kim oluyor? Evime Emre gel, oluyor. Evime. Anladın mı? Her şeyi başka bitir, avukatlar. Bak bende avukat da var, çok muhteşem bir avukat var. Vereyim size numarasını isterseniz. İşi bitirin, yanıma bak, gel, başımızda yerin var. Sen diyor, özür dile diyor, ben de dileyeceğim diyor. Sen kalk mi? O zaman. Yok, sen de bak kadın gelmiş, kalkmış buraya kadar gelmiş. Ne yapayım? Yurdanın anneden bir zaten her gün ellerini... Ben bu kadına laf söylettirmem. Bana gerek yok. Ancak lafı da söylersen ben söylerim. Benden başka da kimse laf söyleyemez. O benim karım. Kimse kusura bakmasın. Senden hariç herkes laf söylüyor bana. Söylettirmem bir Nurgül. Söylüyorlar. Söyleyemez kimse söylüyorlar. Sen benden özür dilemiyorsun ya. Her şeyi söylüyorlar. Kusura bakma. Ondan hariç seni... Sen şimdi hadi sana ökeleniyor. Bir sakin bir saniye. Bir saniye Emre bir dur. Emre dur. Cuma günkü olayda. Evet. Diyor ki annenin evinde niye kalmıyorsunuz? Şimdi benim annemin evinde kalmak mı yakışır yoksa Nazlı Hanım'ın mı? Benim evimde kalamazsın geç.
He, niye benim evimdeysin? Senin oğlun içkili benim mi? Benim gelinim kalır. Senin... Sen gelinim olmadığın için elin kızı sen oğluna koyuyorsun. Bunu nasıl yakıştırıyorsun içgüveyliği? Emre. Öyle bir adam değil ki Emre. 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 Burayı kaçırdın asla ama. Asla değil yani. Bak dedi ki Emre'nin annesinin evinde hiç kalmamız lazım. Hiç öyle bir şey yok. Dedi. Bak kaçırdın sen istira atıyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Benim annemin evine savaş çıkar, ben sen geldiğin geldikten sonra Emre benim evime gelip kahve içebilir ki. Emre nasıl bir adam biliyor musun? Gelir mutfakta oturur bir kahve. İçer kalkar gider. Hayatta oturma odasına bile girmez evde. Öyle bir çocuk yani. Öyle bir adam. Sen bunu çocuğuna nasıl yakıştırıyorsun ya? Kaynasıyla birlikte oturmayı. Beni resmen nasıl iç, bir adam iç güvey yapmaya çalışıyorsun anne beni resmen. Öyle bir çocuk değil. He? Olmaz i̇ç yani. İç halledeceksin. Madem iç güveysi olmak istemiyordun. Hani evini dayayıp döşeseydin öyle gitseydin. Bak ne diyor, ben mi geleyim siz mi gidin? Oğlunuzu iç güveysi olarak mı alayım diyor. Alamaz ki. Yapamaz. Kendisi diyor ki Emre de yapmaz. Hayır, zaten. Olması yakışan şey erkeğin evi, ev yoksa kaynanın evine gidilir tamam, yani. Benim olması gereken o. Doğru. Şimdi ne gerek var yani benim annemin nasıl söylüyorsunuz? Benim oğlum evlenmedi ki ben ona evlilik saymayayım ki. Ya. Benim oğlum gerçekten evlensin. Gelinim defende otursun. Şey, aile cüzdanımızı getirebilir misiniz? Bu pek inanmadı herhalde evlendiğimiz. Aile cüzdanımızı getirin. Çantamın içinde. Götürsene. Gösterin Allah aşkına ya. Bu pek inanamadı yani bizim evlendiğimizde. İnandı da kabul etmiyor. Seni kabul etmiyor. İstemiyorum. Ama tamam da benim annem de senin kardeşini evine alacak kadar da yani ne bu kadar evlendik niye? Ama tam boşanın sen gitsin. İşte biz sizin gibi değiliz. Evlendik bir yıl sonra boşanalım. Boşan gitsin değil yani. Anladın mı? Sündürürük ama işimizi görürük. Aynen. Ya, canımızı sezecek istemesin yalla. Aynen sen öyle. Sen de buna layıksın. Ben yazık öyle bir sana. Adam değilim. Değilim abi. Çabuk. Sen şu anda beni karımdan ve annesinden özür diler misin anne? Hele yere. Belki sen özür dilemem. Benim karımdan benim ve... Benim annemle bir alakası yok. Annemi katma. Annemden niye neden? Annen de az önce diyor ya, oğlun suçlu diyor. Ben de özür dilettiriyorum. Ne yapsak yaranamıyor size de ya. Annemden özür dilettiriyorum. Benden de özür dilemesin. Ver gir abi. Ben de istemiyorum. Sen de özür dilesin. Ben de istemiyorum. Doğurduğunu özür diliyor. Bana mı özür dileyecek? Bir haftada takılmışsın özür. Evet. Ne özür Emre ya? Ben ekran başında da hala inanmayan varsa Esenler Belediye Başkanlığı tarafından. Kardeşim olabilir. Ben saymıyorum evlilikte. Nikahları burada canlı yayında kıyıldı. Sen saysan da bu saymasan. Bu gerçek ve resmi canımız. Bir nikah. Nur belediyenin ismini veriyoruz. Diyeyim. Anlayın artık hala bunlar gerçekten evlendi mi diye soranlar da var. Nazlı Hanım nasıl inanmıyorsa... İnanmak istemiyorsa inanmayanlar da var. Var. İşte burada. Senin resmen gelinin. Değil. Görmüyorum öyle. Gelinin çünkü de... benim oğlum evlenmedi. Kendi kafasından birine nikahıydı. Üç gün sonra da bitecek olan insana ben gelin demem. Yani mikrofon Kemal Bey bir şey söyle bir saniye. Sorun mu? Bu çözebiliyor mu işi? Yok adam. Bilmiyorum bunlar abi. Evliliğini kurtar mı elindeki kağıt? Bilemem abicim. Bak ne diyoruz bak. Bu çocuklar burada tamam seviyoruz diyorlar. Sevmek ne ya? Sevgi ne? Lay lay lom. Yani. Lay lay lom. Kemal Bey. En önemli sizin olan... hayat tecrübenize çok saygı duyuyorum. Eyvallah. Ama inanın benim de 15 senelik hayat tecrübem var. Evlilik bak, anlamında. Kızım, hani sizden tavsiye alacak kadar şey değilim. Ben tavsiye Emriye sana tavsiye verebilirsiniz. Ama bana değil yani. Ben evlilik yaşamış bir insanım. Ben genel burada, konuşuyorum. Ben Nergül demiyorum. Genel konuşuyorum. Lütfen, tek. En önemli olan ne bak böyle saygıdır. Olman lazım. Gelime bir şey dememem. Tek böyle olmanı bekliyorum. Sen benim arkamda ol, ben senin arkamda olayım. Böyle bir gelinim var. Önemli olan saygı. Biz önemli olan saygıyı gösterelim ki sevgi zaten fışkını çıkarsın. Kemal Bey kendi gelininden de anlayış bulasın. Adam haklı. Önemli adam haklı saygı. Yerden göğe haklı. Şurada saygıyı verin sen, ki. Saygı göstermesen ben de saygı göstermem. Sevgi fışkırı çıkar. Sevgi ne ya? Lay lay lom ya. Aşk neymiş? Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hani sevgi falan diyorsun da ben 20 yaşında değilim yani. 35 yaşındayım. Ben biliyorum sevginin aşkın ne olduğunu. Hayat tecrübelerim var benim. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani kendi çocuklarınıza bunu söyleyebilirsiniz ama bu ben değilim ne yani. Ne demek istiyorsun sen şu anda? Yok ne demek istiyorsun? Ne dedim sana? Hani, sevgi aşkı kusura bakma da ben de kralına kadar yaşadım. Böyle bir şey de görmedim Nurgül.
Ben de yaşadım. Sen diyorsun ya Emre'ye tecrübe ver, akıl ver diyorsun ya. Ben senin gibi kralını yaşadım. Nelerini gördüm nelerini. Kusura bakma. Bana o lafı söyleyemezsin. Emre'ye akıl ver derken burada Emre sanki ilk defa aşık olmuş da hiçbir şey görmemiş. Ben aşık oldum. 15 sene evlilik yaşadım gibi konuşuyorsun. Kusura bakma. Hayır, ben kralını gördüm. Hayır. Nelerini yaşadım, ne aşklar gördüm. Kusura bakma. Allah vallahi Allah. Karımsın, arkanda durmaya çalışıyorum. Seni savunmaya çalışıyorum. Sen beni vurdukça vuruyorsun. Durma Emre, vurdukça durma. Vuruyorsun yerin dibine. Durma. Yerin dibine gömüyorsun. Senin benim arkamda durma. Yok abi, kusura bakmasın. İhtiyacım yok. Senin benim yanımda durmana ihtiyacım var. Bunu da sen beceremiyorsun. Ben senin yanında duruyorum. Görüyoruz, beceremiyorsun. Görüyor arkadaşlar. Beceremiyorsun. Görüyor yanında. Abi. Bir gram durmayı özür bile dilemiyor. Bir gram özür bile dilemiyor benden. Sonra diyor ki yanımda dur diyor. Yanımda dur diyor benim. Emre. Kusura bakma. Emre. Şimdi burada konuşuyorsun ya. Konuşuyorum. Dışarıda. Bu değil ya. Konu bu değil. Deme ne olur. Sevdiğini azıcık insanlara belli et. Ben belli etmiyorum. Ben benim yapım bu. Ben annemi sevdim bile belli etmem yani. Ben senin yanında durduğumu belli ediyor muyum? Etmiyorum. Ben senin yanında durduğumu belli ediyor muyum? Kendi öz anama ne diyorum? Özür dile karımdan, annesinden diyorum. Ya niye benden özür dile? Adam, kadın senden özür dilemiyor. Yalandan özür dile deme yani. Senden özür dileme. Benden mi özür dileyecek bu kadın? Benim kimsenin özrüne de ihtiyacım yok Emre. Yok yani. Allah Allah. Özür özür tutturmuş bir özür. Çok sürmez. Hikaye ben... çok. Ben yok, açık açık söylüyorum. Rüyalar. Hayır, dışarıda hiçbir şeyimiz yok yani. Ben de... ben git o zaman Emre ya. Git. Nereye gideyim? Ben çok yanında durmuyor muyum? Zaten yanında duruyorsun. Sen otelde duruyorsun. Ben anamın evinde duruyorum. Yanında duruyor muyum? Hiç evlenmemiş gibi boşanırız yani. Değil çok mi? Da, o kadar da şey değil umrunda yani. Değil ki zaten. Ben değil. Senin bir gram umrunda değilim. Değil diyor. Bak değil. İşte görün de. Değil. Allah Allah, umrunda olmadığım bir kadın. He, ben sana bu kadar mücadele yapıyorum. Ben böyle... He? Çıkma, girme. Konuş, kendin için girip sakin. Çıkıyorsun, benim için değil. Kendim için mi? Ha. Ne aynen. Kendim ya? He? Sen bu işleri buraya getiren sensin. Ben mi getirdim? Sensin. Kusura bakma. ben her zaman Nurgül'ün yanında oldum. Elimden ne geliyorsa da en iyisini, en kralını yapmaya çalıştım. Durmayan Nurgül görüyorsunuz. Sonra bana yazmayın sosyal medyadan. Nurgül yanında dur. Diye şey, söylemeyin bana. Şimdi konuştuklarını duydunuz. Yani ya. Resmi olarak boşanmak istiyor benden. Doğru ben mu? Ben boş. Bak. Doğru mu? Boşanmak istiyorum. Ben durmuyorum diyor. Çünkü bak ben durmuyorum. Tamam, boşanmak istiyorsa boşansın abi. Kusura bakmayın. Boşanıyorsa boşansın. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı ha. Vallahi kalmadı. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ama akşam. Kusura bakma. Akşam otele gidince ağlama olur mu? Ben hiç ağlamam. Sen kusura ağlama. Bakma. Ağlamanı ağlanacak olur. Çok üzülüyorum yok. Sonra. Ya. Seviyoruz diyoruz aman, olmuyor. Ben bazı laflara çok yutuyorum. Çok üzülüyorum sonra. Yutuyorum olmuyor. Sonra barışmak zorunda kalıyorum falan. Biz buraya gelmeseydik hiçbir şekilde bu olayı çözemeyecektik. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Bitti bizim için her şey demiştim. Sizi gördüm. Seda ablam arkanızda benim arkamda. Her türlü. Abla ben size güveniyorum. Melisa'ya kimse sahip çıkmadı benden başka. Aynen, Allah ben razı çıkarım olsun. Sonuna kadar çıkarım. Çıkarım. Çıktım ben de sana geldim. Dedim Seda abla bu işi çözer. Ben de size güvenerek size geldim. Bana güvenin sonuna kadar ya. Bana güvenin ya. Siz tekrar bana bir ümit verdiniz yani. Size çok teşekkür ediyorum. Çok yalnız hissediyorum. Ben varım, nasıl söylesin? İzleyicilerimiz yanımda göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özgül Uğurtay hocam var. Özgül hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şıksın, çok hoş çok görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Çok sağ ol. Özgül hocam, son zamanlarda çok konuşulan akıllı mercek nedir? Görmeyle ilgili bize katkısı nedir? Evet, gerçekten son yıllarda akıllı mercek operasyonu çevremizde duymuşsunuzdur. Evet. Çok fazla bende var. Bende de var. Öyle mi? Evet, bende ne de güzel. Var. Demek ki çok güzel kullanıyorsunuz. Çok. Ben hiç fark etmedim mesela. Çok memnunum. Evet. Şöyle, aslında mercek ne demek? Belki hani siz biliyorsunuz ama anlatayım. Gözümüzün içinde herkesin doğal olarak bir merceği var. Bu mercek hayatımızda bütün mesafelere göre o kadar güzel bir mercek ki tüm mesafeleri görmemizi sağlıyor. Akıllı mercek ise
bunun yapay olarak üretilmiş ve yine bize hem uzağı hem ortayı hem de yakın mesafeyi sorunsuz bir şekilde göstermek için tasarlanmış bir yapıdır. Peki merceğin sağladığı orta mesafe görüş denilen şey nedir? Evet, bu da çok güzel bir soru. Şöyle, orta mesafe şu anda mesela sizin biraz daha uzakta tuttuğunuz mesafe, orta mesafe. Yemek yaparken kullandığımız mesafe. Yine çağımız zaten bilgisayar çağı biliyorsunuz. Evet. Herkes bilgisayarın karşısında. Bu yine bir orta mesafe. Aslında 50 ile 80 santim gibi. Siz benim biraz orta mesafemden çıkıyor gibisiniz ama orta mesafeme de giriyorsunuz biraz daha. Tam arasındasınız. O şekilde tanımlayabiliriz. 40 yaş sonrası her hastaya takılabilir mi? Şimdi ben hep gözü fotoğraf makinesine benzetiyorum. Gerçekten onun gibi çalışıyor. Bu mercek de zaten o bahsettiğim mercek. Bu uzaklığı, yakınlığı aynı böyle fotoğraf makinesinin düğmesine basarken uzağa çekmek istediğimizde nasıl fokusluyor? Yakına bakmak istediğimizde yakın fotoğrafta nasıl fokusluyor? O şekilde çalışan bir lenstir. 40 yaşından sonra neler oluyor? Şimdi beni izleyenler, birçok ekran başında olanlar mutlaka yaşıyordur. Ben de 44 yaşındayım, ben de yaşıyorum. Artık böyle yakını yavaş yavaş görememeye başlarız. Ama bu 40-41'de başlar. Sonra biraz orta mesafeyi çalışmamaya başlar. Sonra biraz daha uzak. İşte bu noktada takılmalı aslında. Yani 42-43 yaşında çok etik bulmuyorum. Ama 45 yaşından sonra hakikaten uzağa da olan hastalar varsa takılabilir. Bir de bu mercek aslında şuna göre tasarlandı Seda Hanım. Yani katarakt ameliyatı yapıyoruz hastalara. Sonrasında gözlük takmak zorunda yine kalıyorlardı. Ondan da kurtulsunlar diye aslında keşfedildi. Fakat bir baktık hani yakında da çok işe yaradı bu mercek. Ve hastalarımıza böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Özgül Hocam, tam da onu soracaktım. Akıllı mercek taktırdım. Peki ileride tekrar göz numarası değişir mi? Ömrü var mı bunun? Evet, çok haklı bir soru çünkü bütün hastalar hani bu ne kadar sürer, ömrü ne kadardır diye gerçekten bize soruyorlar. Bu ömürlük bir mercek. Çünkü biz aslında o değişken, yine en başta anlattığım o lens yapısını alıp, değişken olanı alıp değişmeyen bir şey takıyoruz. O yüzden ömürlük, yani madde yapısı itibarıyla 100 yılı aşkın yaşayabilen, deforme olmayan bir yapı. Hangi cerrahi yöntemle yapılıyor bu işlem? Operasyon süresi nedir? Evet, cerrahi yöntem aslında bizim 40-50 yıldır bildiğimiz yöntem. Bu ne? Katarak cerrahisi. Hepimiz biliriz artık çevremizde, komşularımız, yakınımız. Mutlaka katarak cerrahisi olan birileri vardır. Mikroskobik bir cerrahidir. Aynı. Birebir katarak cerrahisinin aynısı. Tek fark takılan mercek tipi aslında. Burada mercek seçimi. Mikroskobik cerrahi yapıyoruz her şeyden önce. Bu çok önemli. Bunda tabii ki uzman kişinin yapması gerekir. Bir de ultrason gücü dediğimiz aslında hani halk arasında hep lazer diye bilinir ama ultrason gücüyle o doğal merceği biz yavaş yavaş nazikçe 2.8 milimden, siz de yaşadınız zaten bu cerrahi, evet, evet. 2.8 milimden giriş yapıyoruz. Daha sonrasında o doğal merceği alıyoruz. Sonra o yapay merceği de enjektör şeklinde 2.8'den yavaşça bırakıyoruz. Bırakırken içinde açılıyor. Hmm. Yani cerrahimiz mikroskobik bir cerrahi. Ne kadar sürüyor genelde bu? Genelde aslında böyle cerrahi süresi hani vermek neden istemiyorum. Aslında en iyi cerrahi, en kısa cerrahi demek değildir. Ama yine hani hastalarımızın da ekrandakilerin de kafasında bir şey oluşması için 10 dakika ile 20 dakika arasında sürer. Ve hastayla konuşarak, lokal hani onunla sohbet ederek, şimdi şu anda bunu yapıyorum, merak etmeyin şu oluyor gibi. Çünkü telkin çok önemli biliyorsunuz. Sonra işlemi yaptınız Özgül Hocam, kalkıp gidiyor mu hasta? Evet. Rutin hayatına devam edebilir. O gün hastanede yatış yok. Evet. Bir tane pedle kapatıyoruz ama eve gidince açabilir. Hatta o akşam bile televizyonunu çok rahat izleyebilir. Yalnızca enfeksiyondan koruması çok önemli. Bu yüzden de hani dokunmaması, ama ertesi gün kahve içmeye bir arkadaşına gidebilir. Tek tek göz mü yapıyorsunuz? İki göz aynı anda yapılıyor mu? Bu da çok güzel bir soru. Şöyle, yani tek tek yapılması her zaman için çok sağlıklı. Çünkü bunun da nedeni hani enfeksiyon ya da farklı bir şey. Bir de
şunda çok önemli akıllı mercekte. Önce dominant, yani baskın, her insanın bir baskın gözü var aslında. Yani iki gözümüzü biz aynı kuvvette kullanmıyoruz. Bunlardan baskın olan gözü sona bırakmak lazım ameliyatta. Yani önce baskın olmayan gözü yapıp ona göre diğerini daha mükemmel takabiliriz. Bu çok önemli. Peki akıllı merceklerin hepsinin özelliği aynı mı? Herkes için standart mı? Evet, şöyle standart bir akıllı mercek aslında yok. Neden? Çünkü bizim aslında yaşam şeklimizle ilgili bir şey. Yani bazı insanlar hayatında orta mesafeyi çok kullanır. Mesela ressamdır. Bazı insanlar bütün gününü yine bilgisayarda geçirir. Yine bazı insanlar da hayatını sadece televizyon izleyerek bir de kitap okuyarak geçirir. İşte bunlara göre aslında seçmek lazım. Mesela gece araba kullanan uzun yol şoförüyle, çünkü orada bir yansımalar önemli. Ona seçeceğim mercek farklı seçeceğimiz. Tabii. Evet, genel olarak. Ya da evinde sakin bir yaşamı olan bir emekli birisine takacağımız mercek farklı. Hatta kol boyutu bile önemli. Yani boyunun uzunluğu bile önemli. O kadar irdelersek. Burada çünkü lensin önemli olan, hani ekonomik olması şu değil. Önemli olan hastanın ihtiyacıyla takacağınız merceğin buluşması aslında. Yani o noktada hasta çok mutlu olur. Yoksa her hastaya aynı akıllı merceği takmak doğru olmaz. Anladım. Peki biliyoruz ki göz içi cerrahisi dışında göz çevresi estetiği de yapılıyor. Hastalar bu konuda en sık hangi şikayetlerle geliyor? Evet, şimdi gözlüklerimizi attık tabii. Geriye göz çevremiz görünüyor. Benim de sevdiğim işlerden birisi gerçekten. Zaten merceği taktıran hemen yüzdeki kırışığı görüyor. Değil, aynen değil mi? Ay diyor, nereden taktırdım evet, bunu? Evet, bu sefer hasta diyor ki hani benim göz çevremde kırışık vesaire. Evet. Tabii hem sadece hani kadınlara yönelik değil üst kapak estetiği. En çok şikayet, mesela makyaj yapamıyorum artık hocam. İşte kırışıyor. Farı sürerken dağılıyor ya da yine erkek ya da sadece bu çünkü estetik değil, birazcık da böyle insanın hayatını kolaylaştıran bir şey. Ağırlık oluyor göz kapaklarımın üstünde. Sabah kalktığımda ben şiş kalkıyorum. Gözümün üstünde sanki böyle bir ekmek koymuşlar hani gibi tanımlamalar oluyor. En sık bu şikayet. Onun dışında da gözaltı torbaları biliyorsunuz çevrede çok görüyoruz. Özellikle yüzüstü yatanlarda gerçekten çok oluyor. Onun dışında yapısal da olabiliyor. Göz çevresi kırışıklıklarıyla hani cerrahi dışı yöntemlerle düzeltebiliyoruz. Ama bu ikisini en başta bahsettiğim iki şikayeti tabii ki çok yani cerrahi seçenek bizim için önemli. Özgül Hocam, sana göre estetik kaş ve göz nasıl olmalı? Evet, bu da güzel bir soru. Şöyle... kaş göz artık günümüzde tabii geçmişte bakarsak hani o eski film yıldızlarına kaş göz estetik görüşü çok farklıydı. Evet. Şimdi benim gözlemlediğim son zamanda tabii çok trend var ama hep böyle deneyimlerime göre kaşla göz mesafesini açtığımız zaman evet, her zaman daha böyle bir aydınlık, daha dinamik, daha canlı görünürüz. O yüzden hastada şuna çok iyi karar vermek lazım. Acaba üst kapak estetiği ihtiyacı mı var? Kaş kaldırma ihtiyacı mı var? Yoksa ikisi birlikte mi var? Bunu değerlendirmek çok önemli. Çünkü bu alanı gerçekten açtığımız zaman ne kadar minimal cerrahi de yapsanız acayip bir değişiklik oluyor. Hani fark etmişsinizdir çevrenizde. Yani azıcık botoks bile yaptığımız zaman biraz kaş kalkıyor, bir enerji geliyor. Ama bir de bunu cerrahiyle düşünün. Tabii çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bu işlemlerde iz kalıyor mu? İz konusu da hep hastalarımızın korktuğu, haklı olarak korktuğu bir konu. Ama bu cerrahi planlı bir cerrahi. O yüzden hani korkmalarına gerek yok. Şöyle bizim hani bir yerimiz yanlışlıkla kesildiğinde evet ona dikiş atması ya da oranın yara kirliliği var, temizlenmesi, bu yüzden iz kalabiliyor. Ama bu planlı bir cerrahi, planlı bir kesi. Düzgün, titiz çalışılırsa, düzgün bir materyal kullanılırsa, düzgün dikiş tekniği kullanılırsa iz problemi yaşanmaz diye düşünüyorum. En çok korkulan soru ne biliyor musunuz? Göz kapağım açık kalır mı? Evet. Tabii. Evet. Böyle açık uyuyan var, kapatamıyor. Ne yapıyorsunuz bu gibi durumlarda? Evet, evet. Gerçekten göz kapağı açık kalma riski var. Bütün hastalarım tam çizimi yaparken ben
mutlaka sorarlar ve bütün haklı bir sorudur yine. Bence sorulması gereken bir soru. Burada ben şöyle, yani genel olarak tüm meslektaşlarım aslında iki kere ölçü almamız lazım. Ne yapmamız lazım? Öncelikle estetik bir ölçü alıyoruz. Yani cetvelle güzel bir şekilde hasta nasıl görününce güzel olur. İkinci ölçümüz ise fizyolojik ölçü. O da işte kapanmama ihtimaline karşı hastayı uyur gibi kapatmasını söylüyoruz, sıkmadan. Hmm. Çünkü hepimiz biraz daha sıkarsak gözümüzü, evet, kapatabiliriz. Ama baygın numarası yap ya da uyuma numarası yap diye hastaya söylediğimizde daha kaslarımız gevşer. Tabii. İşte açık, onu hesap etmek çok önemli. Bir de ayrıca ameliyat sırasında ölçmek çok önemli. Yani bu ölçülerinizi ameliyatta teyit etmeniz lazım. Eğer bunlara dikkat edilirse açık kalma ihtimali hiç olmaz. Peki gözaltı torbalarını nasıl alıyorsunuz? Evet, gözaltı torbaları da üst göz kapağından daha ciddi bir konudur. Alt göz kapağı estetiği. Çok daha ciddi. Evet, çok daha ciddi. O yüzden genelde biz genel anesteziyi tercih ediyoruz hekimler olarak. Üst göz kapağında ise lokal bile yapılabiliyor. Ama alt göz kapağında genellikle yağ torbaları olan hastalar, mesela çok fazla miktardaysa ben kirpik kenarından çok ince bir şekilde kesiyle bunun hani bu yapılabiliyor ve o zaman fazla cilt de toplanabiliyor. Ama diyelim hastada hiç cilt fazlalığı yok, sadece gözaltı torbalarınız var, evet, genç de birisiniz. Var böyle insanlar biliyorsunuz, 27-28 yaşında var. Evet, yapısal, ailesel. Onlar da genellikle gözün iç kısmından, yani göz içi demeyelim de hani kapağın iç kısmından gizli bir şekilde dikişsiz alabiliyoruz. Hmm. Yani oradan minik bir kesiyle, hatta dikiş de atmadığımız için ertesi gün hasta banyo bile yapabilir. Hani çok rahat sosyal yaşantısına dönebilir. O bir yağ birikintisi galiba. Evet. Bünye tekrar yapar mı onu? Şöyle aslında Seda Hanım, normalde bizim anatomik olarak üst tarafta iki tane yağ yastığı, altta da üç tane yağ yastığımız, evet, var. Şimdi bunlar hepimizde var. Önünü de kapatan perde gibi çok güzel bir kasımız var. O kas gevşediği zaman o altındaki zaten olan paketler öne çıkıyor aslında. Yani bizim hani onu bünye oluşturmuyor, sadece, evet, öndeki kasın zayıflığı. İşte bu yüzden de ben hastalarıma her zaman şunu söylüyorum. Yani sadece aslında genel olarak botoksu biraz az yapmak lazım. Çünkü o da kas gevşetebilir. Öyle mi? Ben, evet, de sanki botoksu daha zamanını takip ederek sık yaparsak hani bırakmaz deri, torbalanmaz, evet, gibi onu da geliyor. Şöyle bir şey önerebiliriz. Göz hekimleri olarak hani biraz daha böyle şey bakmak, koruyucu. Bu göz çevresi kasları çok değerli. Onlara koruyucu olarak bakıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Genellikle botoksu mesela 3. ay bir kere uygulandı. 3 ay sonra bir daha uygulandı. Tamam. Bir kere daha tanıttınız vücuda. Sonra 6 ay sonra. Sonra artık yılda bir. Ben mesela kendime sadece yılda bir. Yani hani o göz çevresi kaslarımızı zayıflamasına engel olur. Peki Özgür Hocam, göz çevresinde cerrahi dışı en sevdiğiniz uygulama ne? Evet, güzel bir soru bu da. Botokstan bahsettik ama benim daha çok sevdiğim gözaltı ışık dolgusu. Gözaltı ışık dolgusu da doğru hastaya, doğru bir şekilde, doğru materyalle uygulanırsa mutlaka güzel bir sonuç alacağız. Hatta gözaltı torbaları olan hastalara da uygulanabiliyor. Şöyle uygulanabiliyor. O görüntüyü biraz saklayabiliyoruz gözaltı ışık dolgusuyla. Işık dolgusuyla. Evet. Daha şey oluyor herhalde. Evet, o kabarıklığı heykeltıraş gibi düşünün. Hani o çevresindeki oluğu biraz doldurduğunuz zaman, çok değil ama çok dolarsa çünkü tindar refleksi dediğimiz de mor. Engelli. Evet, bir de morumsu bir yapı ortaya çıkıyor ciltte. O sağlıksız bir yapı. Güzel dozunda, her şey dozunda güzel biliyorsunuz. Peki göz çevresi bakım ve dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir, merak ediyorlar şimdi. Evet, şimdi öncelikle göz çevresi, cildimiz çok çok ince bir deri zaten, narin. Vücudumuzda böyle gözümüz gibi bakmamız gereken, evet, yerlerden biri. O yüzden göz çevresine bir kere her şeyde olduğu gibi beslenmemize dikkat edeceğiz. Uzak duracağız. Bunları zaten hani başka meslektaşlarım mutlaka önemini anlatmıştır. Onun dışında ise güneş ışınları çok önemli. Göz çevremizi de aynı yüzümüz gibi çekimlilik güneş ışınlarından yapıyoruz. Tabii çok hızlı kırışan bir bölge, çok ince çünkü. Evet. Ve nemlendirmeye dikkat edeceğiz.
Bir de her zaman yapılan hata, hiçbir zaman yüzümüze sürdüğümüz kremi göz çevremize kullanmayalım. Hani bazen ne olacak? Bunu ben aldım. Evet. Sürüyorsunuz. O yüzden evet. Hepimiz gençliğimizde evet yaptık ama şimdi artık öğrendikçe evet daha hani bilgili, bilinçli davranmak lazım. Bir de ağır makyaj tabii. Şöyle ağır makyaj ihtiyacımız olsa bile uygun ürünler seçersek her zaman gözlerimiz güzel bir şekilde. Peki göz hastalıkları evet. ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özgül Uğurtay hocama alkışlarla teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çağlar Öksel. Gel canım gel aman.